Efendim merhabalar, iyi akşamlar tekrar. Bugün malumunuz Ramazan ayının ilk gününü idrak ediyoruz. Ama çok farklı bir Ramazan ayı. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak, işte az önce de söyledim, böyle sokaklarda sahurlar yaptığımız, Sultanahmet Meydanı'nı doldurduğumuz ya da teravih namazlarına koşturduğumuz veya bir şekilde iftar organizasyonlarında hem ailemizle hem sevdiklerimizle veya cemiyetimizle buluştuğumuz bir Ramazan'da değiliz. O nedenle herhalde böyle pide kuyruklarından tutunuz da işin manevi boyutuna kadar korona Ramazan'ı da etkiledi, ibadetleri etkiledi her şeyden önce. Zaten cuma namazları da bir süredir eda edilemiyor, topluca kılınamıyor önlemler doğrultusunda. Çok kıymetli bir konuğum var. Biraz açıkçası muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Hagem Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin Hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mehmet Akif Beyciğim, sağ olun. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar diliyorum, Allah razı sağ olsun. Olun. Ekranları başında bizi takip eden izleyicilerimize de hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Eyvallah. Şimdi ben dedim ki biraz farklı bir Ramazan. Evet. Katılır mısınız? Sizin farklılıktan anladığınız başka bizim göremediğimiz ne vardır? İslam dünyası açısından da aslında işte Beytullah'ın kapalı olduğu, Umre ziyaretinden sonra çok konuştuğumuz başlıkların olduğu, böyle enteresan bir dönemdeyiz açıkçası. Evet. Az önce de söyledim, hatta böyle felaketlerle ilgili zaman zaman espriler yapıyoruz. İşte kepsler hazırlanıyor, fotoğraflar. Belki sosyal medyada rastlıyorsunuzdur. 2016 çok kötüydü. İşte 2017 daha kötü oldu. 2019'u çok şükür atlattık. 2020'ye bomba gibi yürüyoruz falan derken. Evet. 2020'de bu oldu. Beterin beteri var kısmını aslında idrak ettiğimiz bir dönemdeyiz. Konuşulacak çokça şey var. İnsanlar evet. Çok da bunaldılar, sıkıldılar. Evlerde de. Evet. Biraz böyle sizi dinleyelim. Buyurunuz. Estağfurullah. Mehmet Akif Beyciğim, tabii yani aslında bu getirdiği ortam itibariyle, yani koronavirüs, bu pandemi bizi bu yaşamış olduğumuz dini değerlerle alakalı acaba yeniden bir değerlendirmeye tabi olmamızı sağladı mı acaba? Ben o açıdan bakıyorum. Yani genelde yine biz Ramazanlarda, evet, yani böyle uzaktan baktığınızda hep bir araya toplanıyor insanlar, beraber efendim işte sahurlar yapılıyor, iftarlar yapılıyor. İşte hocalar Sultanahmet Meydanı'nda soruları cevaplıyorlar vesaire falan filan. Ama acaba bizden istenen bu muydu acaba diye ben zaman zaman kendimi sorguluyorum. Tabii yani insanları sorgulayacak halimiz yok bizim. Biz kendimde şu anlamda ben kendimize gelme açısından, kendimize dönmemiz açısından, kendimizi değerlendirmemiz açısından bize bir fırsat verdi diye düşünüyorum ben bu virüsün. Tabii ne kadar değerlendireceğiz onu hep birlikte göreceğiz inşallah. Yani orada hikmetten mi uzaklaşmıştık? Yani biraz Mehmet Akif Hocam, biraz seremoniye çok kaçmıştık. Seremoni yani böyle işte programlar vesaireler, işte manzaralar, resimler. Biraz daha çok, belki benim yanlışım olabilir bu ama, biraz çok resim vermeye başlamıştık. Bu durun dedi diye düşünüyorum biraz bize. Bir durun bakalım. Biraz kendinize gelin gibi bir anlam çıkarıyorum ben bundan. Şöyle anladım. Geleneğe dönmüştü ibadet. Çok bravo. Mi? Evet. Biraz öyle. Şimdi şöyle, ben aslında İslam dinimizin emrettiği bütün emirleri, bütün müesseseleri, yani namaz, efendim oruç vesaire, bütün şeyleri biraz böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diline baktığımda çok basit olduğunu görüyorum. Yani böyle her insanın anlayabileceği formatta. Bize döndüğünde biz biraz daha onları derinleştirdik. Ama onları derinleştirirken, o kavramları derinleştirirken biz kendimiz derinleşemedik. Dolayısıyla beraberinde kazanımları elde edemedik. Mesela biraz açar mısınız? Biraz basit bir örnek vereyim. Çok güzel. Evet. Mesela Amr bin Abese diye bir sahabi var, bilirsiniz. Amr bin Abese Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ve soru soruyor. Diyor ki ya Resulullah, mel İslam? İslam nedir? Şimdi bu soruyu siz bu akşam burada Habertürk ekranlarında oturduk. Siz bana deseniz ki Osman Hocam, İslam ne demektir? Ben önce efendim lügat manasından, sonra ıslah manasından, sonra efendim kadim geleneğimizdeki alimler hangi tür manalar vermişler vesaire falan gireriz. Çünkü benim orada temel amacım ispatı vücud olur. Yani benim nasıl bir hoca olduğumu, iyi bir hoca olduğumu çok, yani evet. Bu ekranlarda ben bunu biliyorum, göstermem yani bu lazım. İlmini biliyorum. Bravo. Peki Peygamberimiz nasıl yapıyor? Mesela geliyor Amr bin Abese soruyor Mehmet Akif Hocam.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mel İslam sorusuna İslam nedir? İki kelimeyle cevap veriyor. Diyor ki it'amut ta'am yemek yedirmektir ve tıyibul kelam güzel sözlü olmaktır. Bitti. Ya biz bir giriyoruz üstadım, bir giriyoruz işte orucu bozan şeyler. Allah! Girmedi. İlave bir takım şeyler giriyor. Ondan sonra ya ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri şeyleri takip ediyorum. Vallahi Peygamberimizin döneminden beri orucu bozan şeyler değişmedi üstadım. Hiç değişmedi. Ama biz değiştik. Biz değiştik. Onun için biraz yani kavramları yeniden anlamlandırma demiyorum da kavramların gerçek manalarına yeniden dönmemiz lazım. Mesela nedir Ramazan? Ramazan kelimesinin kök anlamı biliyorsunuz yanmaktır. Hatta dil bilimciler derler ki o dönemde sıcak günler, sıcak yaz ayları Ramazan'a denk geldiği için bundan dolayı buna işte yanma, Ramazan, efendim Ramita kökünden Ramazan demişler. Ama orada biraz ben şunu diyeyim, biraz insan kendisini yakmalı. Biraz nefsini yakmalı. Biraz günahlarını yakmalı. Oraya yoğunlaşmalı. Biz Ramazan'da mesela çok enteresan tek şeylerle, taleplerle karşılaşırız. Mehmet Akif Hoca mesela en çok karşılaştığımız talepler gerek sosyal medyadan, gerek ekranlardan, gerekse işte sohbetlerimizden, konferanslarımızdaki sorulardan. Efendim, hocam hangi duayı yaparsam eğer köşeyi dönerim. Yani ünlem. Hangi duayı yaparsam işte daha çok kazandırırım gibi şeyler. Halbuki Ramazan ayı benim kanaatim, affınıza sığınıyorum ama Ramazan ayı dua yapma ayı değildir. Ramazan ayı dua alma ayıdır. Buna yoğunlaş. Bak hepimiz ya birinin duasıyız ya da birinin bedduasıyız. İnşallah duasıyız ama Ramazan ayında insan bir dua almanın, birincisinin duasını, birilerinin duasını, insanın duasını almaya yoğunlaşmalı. Mesela kavramlara, Ramazan dedik yanmak. İftar, mesela fıtrat kökünden gelir. İftar, fıtratına dönmek demek. Fıtratına dön, fabrika ayarlarına dön. Rabbinin senin yarattığı gündeki tertemiz anına dön. Bak Ramazan onu söylüyor. İftar onu söylüyor. Başka ne var? Mesela teravih. Ruh kökünden gelir. Mesela teravih ruh kökünden gelir. Ruhunu inşa et. Ruhunu ihya et. Ruhunu efendim tamir et. Teravih namazı bu. Mesela bizim teravih namazında ben bakarım. Teravih namazında daha efendim namaza başlarken yani bizim burada hangi tarafta yer aldığınız çok önemli değil. Mihrapta yer alsanız da aynı şeyi düşünüyorsunuz. Mahvelde yer alsanız da aynı şeyi düşünüyorsunuz. Ortada yani ikisinin arasında cemaat var. Orada da aynı şeyi. Yani birinci rekata durduğumuzda efendim 19 kaldı diyoruz. böyle olunca vallahi da işte diyoruz. Evet. Öyle olunca da üstadım mesela bu hale geliyoruz. Ben 2000 yıllarda herhalde. Teknik oldu herhalde her evet, şey o zaman. Evet, böyle evet, evet. Manasından uzaklaşıp ruhunu kaybetti. Manasını kaybetti. Öyle olunca da zaten biz de kendimizi kaybettik. 2000'li yıllarda herhalde şimdi her, çok özür dilerim unutmayın ne olur. Lütfen, lütfen. Her Ramazan'a 2000'li yıllarda herhalde dediniz oradan devam edeceğim. Hiç problem değil. Hiç kaçırmak istemem. Ama her Ramazan'a girerken şimdi hatta ben yayına gireceğim. Ya imsak vakti işte sahur erken okuyan geç söyleyen. Uzun şu kısa. Şu takvime göre böyle şu orucu maalesef bozan şeyler. Maalesef. Dikkat etmemiz yani bunlar mesela çok sıradan konuştuğumuz ya belki insanlar bunu bilmek de istiyorlar bu ayrı bir şey. Yani toplumun bir bütününün tamamen o hikmete inebilmesi de belki kolay bir şey değil ama sanki hep burada kalıyoruz, teknik düzeyde kalıyoruz gibi. Çok, evet doğru. Biraz. Çok 2000'lerde doğru dediniz, buyurun. 2000'li yıllarda o dönemde Diyanet İşleri Başkanımız. Onları ben da soracağım bu arada hocam, evet. Birkaç teknik sorum da olacak yani. Estağfurullah, onları da estağfurullah. Benim en çok sevdiğim kelime bilmiyorum kelimesidir, hiç merak etmeyin. Evet, ben anlattıkını da söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk sünnetidir. Yani bilmiyorum, onu çok severim ben. Cibril-i Emin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Çok enteresan. Geldiğinde diyor ki efendim oku diyor. Peygamberimiz çok rahat diyor ki ben okuma bilmem. Yani bu peygamberimizin peygamber olduktan sonraki ilk sünnetidir Mehmet Akif Beyciğim. Bilmiyorum demek. Bilmiyorum. Bilmiyorum çok şahane bir kelimedir. Efendim not alınız bunları. Evet. Bunlar çok önemli. Estağfurullah. Hikmetler. Estağfurullah. Bilmiyorum. Evet. Şimdi 2000'li yıllardır dedim işte Mehmet Görmez Hocam o dönemde Diyanet İşleri Başkanı beni şeye gönderdi.
Tataristan'a teravih namazı kıldırmak üzere. Tataristan'da başkenti Kazan. Kazan'da bir Kulşerif Camii vardır. Yani inşallah bu pandemi günleri geçer de ziyarete giden kardeşlerimiz olur. Çok şahane bir camidir. Kazan'ı da çok severim ben. Kulşerif Camii'nde hatimle teravih namazı kıldıracağız. Gittim ben oraya. Camiye girdim. Hatta Ramazan'ın birinci günü falan yetişemedim. İkinci akşamına yetiştim ben. Ürdün'den bir hocamız da var yine. O da orada Ramazan için gelmiş. O da teravih namazı kıldırıyor. Kussam adı hatırlıyorum. Camiye bir baktım hep gençlerle dolu. Tıklım tıklım. Yani 18-25. Mesela bizim burada Ramazan dualarından bir tanesi şeydir. Mehmet Akif hocam. Ya Rabbi çoluğuma çocuğuma hidayet nasip eyle. Orada da dua etime enime hidayet nasip eyle derler. Yani anneme babama. Yani belli bir fetret dönemi olmuş. O dönemde pek dinden uzaklaşmış insanlar. Ama daha sonraki dönemlerde tekrar... Evet. Tabii. O dönem. Fakat daha sonra bir yerinden yakalamışlar. Şimdi benim anlatacağım bu mukaddimesi yani. Anlatacağım şeyin de mukaddimesi hesap edin. 2 saat yetmeyecek bize. Dedi ki yani ben hatimle teravih namazı kılınacak. Efendim Hussam dedi ki önce mi kıldırmak istersin sonra mı kıldırmak istersin üstad dedi. Ben de siz nasıl uygun görürseniz dedim. O zaman ben kıldırayım dedi. Yani Allah'tan demiş. Çünkü bizim burada teravih namazı, hatimle teravih namazına bile başladığımız zaman orada bir hesap kitap, hemen hesaba kitaba başlarız. İşte 20 sayfa okunacak. Ondan sonra da işte sürat ayarlanacak. İşte daha sonra çıktığında maça yetiştirilecek. Evet, daha sonra işte ileride maça yetiştirilecek. Daha ileride başka bir cami var. Orada da teravih, hatimle teravih namazı kıldırılıyor. Oradaki hoca daha hızlı gidiyor. Cemaati kaybetme tehlikesi var vesaire falan. Bizim kafamızda bakın hep bu kavramlar var. Hep bu kavramlar hep böyle yaklaşık dinimize. Önce ben kıldırayım dedi. Peki. Namaza bir başladı. Allah namazın içine gömüldü Mehmet Akif hocam. O kadar tatlı okuyor ki. Hiç yetişemedim, yetiştirdim, gitti gidiyor kavramı falan yok kafasında. Efendim sayfaya bir geldi, sayfayı okudu. 2 rekat kıldı, selam verdi. Hemen döndü gençlere. 5-6-7 yıldır oraya geliyormuş. Tatarcayı da öğrenmiş. Dili de öğrenmiş. Döndü. O kıldırdığı şeylerle 2 muhabbet ettiler. Sonra oradan 2 tane delikanlı genç kalktı. Oradan meyve suları, efendim su vesaire cemaate dağıttı. 10 dakika ara. Sonra kalktılar. Tekrar namaza başladılar. Ben kendi kendime düşünüyorum. Diyorum ki ya iyi ki ben başlamadım. Ben başlasam Türkiye'deki motor gibi bir girecektim. Meseluhum kemmetegirledi istevkadena rafelemum. Sürat. Yani sürat. Hız. Yani hızdan alacağımız haz. Arabada neyi yapıyorsak namazda da onu yapacaktık. Allah muhafaza eylesin. Sonra tabii 1 ay ben Ramazan tuttum Tataristan'da. Samimiyette söylüyorum. Ramazan'ın tadını, zevkini, hazzını, her şeyini orada öğrendim, orada gördüm. Onun için biz bunları, bu insanlar nasıl bu hale geldiler? Bizim gibi hocalar. Buradan taşınmış bir meselenin. Evet. Orada böyle yani vücut bulması, burada da tabii o hikmetten uzaklaşması. Evet. Bu kadar sahip olduğumuz için mi çok kıymetini bilmediğimiz bir şeye dönüşüyor? Evet. Çok güzel bir soru bu da Mehmet Akif hocam. Sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kelamını ben severim. Hadis-i şerifte severim. Yani bu boğazdan yukarı söylenen bir söz değil. Ama çok basit ve çok net öğretiyor. Mesela bir tane hadisini hatırlıyorum ben. Bu konuyu da işaret ediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helekel mutenattıun diyor. Teferruata girenleri teferruat boğar diyor. Vallahi efendim bunu da yazınız. Çok kıymetli. Teferruata girenleri teferruat boğar. Hatta helak eder. Her şeyin teferruatına girdiğimiz bir zamandayız. Evet. Boğuyor. Bakın aynı şeyi ben sizin programlarınızı izliyorum Habertürk'ten. Gerek Reis Bey'in, Zat-ı Halin'in, Fatih Altaylı Bey'in programlarını bakıyorum, izliyorum. Çünkü bir endişe kaygı içerisindeyiz. Nereden daha sağlıklı haber alabiliriz? Ne yaparız, ne ederiz? Ama inanın bakın orada da farkında olmadan teferruata girdiğiniz an merkezden, ana konudan kopuyorsunuz. Tabii. Ama benim mesela tıbbiyeli hocalarımda gördüğüm ama bizim ilahiyatçı hocalarımızda yani bizde görmediğimiz bir güzellik ifade edeyim. Mesela onlar çok teknik kavramlarla konuşmuyorlar.
kendisini dinin teknik kavramları kendi aralarında konuşuyorlar. Teknik kavramlara girmiyorlar. Sadece insanların, halkın anlayabileceği şekilde ve onların koymuş oldukları hedefe uygun bilgilendirmeler yapıyorlar. Biz mesela oturup da Ramazan'ı ne bozar yerine, mesela bu günlerde insanlığımızı ne bozar konuşmamız lazım. İnsanlığı ne bozar? O Ramazan'ı da bozar çünkü. Bravo. Evet, bence o Ramazan'ı da bozar. Onun için ne yapacağız? Geleceğiz. O kavramları bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğrettiyse o kavramların içine tekrar geleceğiz. Teravihi anlamlandıracağız. Mesela efendim sahuru anlamlandıracağız. Mesela savum kelimesi Arapça. Oruç. Yükselmek demek. Yücelmek demek. Mesela bunları, bu kavramları efendim mesela sahur sihir kökünden geliyor. Yani insanın kendini keşfetmesi, kendi ruhunu bulması. Bunları efendim Mehmet Akif hocam oturacağız. Tekrar yeniden konuşacağız. Ben şöyle söylüyorum. Yani bizim insanımız da bizim verdiğimiz bir huy, haslet, bir davranış biçimi meydana geldi. Dinde yarışma ve dini koruma kaygıları. Tekeli alma. Evet, koruma. Yani dini koruma, muhafaza etme. Dini ne kadar korursam, efendim dini bir takım efendim özellikleri, bir takım efendim kavramları, bir takım müesseseleri ne kadar çok korursam o kadar dindar olurum anlamında. Ya da yapmış olduğu bir ibadette efendim muhatabını, arkadaşını, kardeşini ya da yakını da bulunanlara ne kadar geçersem o kadar daha dindar olurum anlayışı var. Peki bunu kim derdi? Bunu da biz verdik. O zaman bunu da tamir edeceğiz. Nedir dindar olmak? Dindar olmak benim anlamda güzel bir soru. Dindar olmak şudur. Bak, önce bütün öğrenme süreciyle alakalı kavramlar burada da geçerlidir. Önce bir şey öğrenmeniz gerekiyor ama aslını, sahihini öğrenmeniz gerekiyor. Sonra anlamanız gerekiyor. Sonra kavramanız gerekiyor. Üstadım sonra da yaşamanız gerekiyor. Önce öğreneceğiz. Aslını esasını bir oturtturacağız. Sonra onu anlamaya çalışacağız. Anlamlandırmaya çalışacağız. Yani ezbere gitmeyeceğiz. Yani hocanın sorduğu yerden gelmediği an yandık. Bu değil. Konuyu kavramamız gerekiyor. Bir bütün olarak konuyu kavramamız gerekiyor. Konuyla ilgili resmi bir bütün olarak görmemiz gerekiyor Mehmet Akif hocam. Öbür türlü bütün hakkında bir fikriniz olmadığında parçayla alakalı çok yanlış işler yapıyorsunuz. Kavrayacağız, kavradıktan sonra yaşayacağız. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim Allah-u Teala, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi söylüyor. Bizim dini koruma diye bir görevimiz yok. Ama bizim dini yaşama diye bir görevimiz var. Anlama diye bir görevimiz var. Biz korumadan anlamaya, yaşamaya geçemediğimiz için efendim bizim elimizde, tabiri caizse çok özür diliyorum, bizim dindarlığımız elimizde patladı. O zaman onu ne yapacağız? Onu yine aslına, esasına rücu edeceğiz. Yani örneklendirmek isterim eğer müsaadeniz dinlerim varsa. Çok da dehşetle deniyorum yani dindarlığımız. Mesela bugünlerde tartışıyoruz, konuşuyoruz. İşte hatta belki de sorularınız arasında vardır. Önceden açmış olduk bu faslı, bu babı. İşte bu pandemi günlerinde yaşlılarımız var. Ondan sonra efendim hastalarımız var. Efendim sağlıklı olanlarımız var. Yani topluma baktığınız zaman gençlerimiz var, sağlıklı olanlarımız var. Şimdi şunu şey oluyor. İşte rahatsız olanlar oruç tutsun mu tutmasın mı? Aman Allah'ım. Bir mücadele. İkiye bölünüyoruz. Tutacak. Allah emretmiş. Nasıl tutmaz? Ondan ölüm ölsün. Allah'ın emri. Ondan ölsün. Ölüm Allah'ın emri. Diğer tarafta da çok az şey çıkan bu kitlenin karşısında çok az. Yani tutamayabilir. Ya ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına falan bakıyorum. Bakın basit, çok basit örnek vereyim ben size. Burada sonuçlar üzerinden gitmek gerekir. Sonuçlar üzerinden. Yani size verilen bir kalıp. Yani bir kalıp verilir. O kalıp. Yani kalıplar değişebilir. Bu akşam giydiğiniz ceketin kalıbıyla yarınki akşam ceketin kalıbı farklı olabilir. Kış geldiğinde farklı ceket olur. Yaz geldiğinde farklı ceket olur. Kış geldiğinde farklı ayakkabı olur. Yaz geldiğinde farklı ayakkabı olur. Ondan sonra bir şey yaparsınız, bir sonucu ortaya çıkar. Dersiniz ki yanlış oldu, denerim geri. Şimdi mesela basit örnekler. Sadaka verme. Mesela sadakanın iki çeşidi var. Bir tanesi zorunlu sadaka.
Zorunlu sadaka. Biz buna zekat diyoruz. Minimum %2,5'tür. %3 verin hiç görmedim ben. Hesap ettirilir. Kitap ettirilir %2,5. Ya bu minimum %2,5'tür. Sen %5 verebilirsin. Hatta bana bir soran birisi ne dedi? %5 verin. Yapma hocam dedi. Olmaz ya. Adam vermek istiyor. Ama artık o kavramla ilgili öyle öğrenmiş ki, öyle oturmuş ki üstadım %2,5. 1/40, %2,5, 1/40. Efendim matematik orada çok iyi işliyor. %2,5. Ondan sonra ver. Şimdi sadaka zorunluluğundan o. Zorunlu sadaka. İkinci sadaka da yine nevafil, tatavu. Nafile sadaka. Yani benim gönlüme, keyfime, zevkime. Zorunluluğunu verdim. Keyfime göre sadaka vereceğim. Bakın bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Sadaka veriminin şekliyle alakalı. Mesela diyor ki sadaka verdiğiniz zaman o sadaka size geri döner. Ondan merak etmeyin. Verme şeklini bile anlatıyor Cenab-ı Allah. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ İki kavram koyuyor. Bir, nasıl vereceksin? İki, kime vereceksin? Ama şeyin devamında açıktan da verebilirsin, gizli de verebilirsin. Şimdi Abdullah bin Abbas o dönemle alakalı, bu konuyu kendisine soranlarla alakalı şöyle diyor. Sadakayı diyor, zorunlu sadakayı açıktan vermek, sadakayı 70 derece sevabını artırır diyor. Çok enteresan. Çünkü bak, izhar açıktan edip her tabii, toplumun bunu görmesini çünkü diyor çok zenginsin, örnek. Töhmet altında bırakma insanları diyor. Gitsin insanlar. Töhmet altında kal. Hem o müessesenin yaşamasını katkı sağlıyorsun, hem de bir de töhmet altında kalmıyorsun. Fakir gibi yaşıyorsun, fakir bir insan gibi yaşıyorsun, hazine dolu arkada. Dönüyor, devam ediyor, diyor ki, nafile olan sadakayı, zorunlu olmadığın sadakayı da gizlemende 20 derece sevap vardır diyor. Sakla onu da. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bu bize kazandıracaklarıyla alakalı ve sonuçlarıyla alakalı, sonuca bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Peki bunlarla alakalı farklı davranmalar, şartlara göre farklı davranmalar yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Peki. Bir duralım hocam. Bir virgül koyalım. Lütfen, araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. Eyvallah üstadım. Kısa bir reklam arası. Eyvallah. Efendim tekrar merhaba, devam ediyoruz kaldığımız yerden Osman hocamla bir Ramazan sohbeti yapıyoruz ve en son sadaka ve sadakanın nasıl verildiği meselesine gittik ama tabii bir pandemi zamanındayız. Evet. Dönelim Ramazan ayını şöyle şunu sorarak başlayayım hocam, şimdi biraz da günceli de yakalamak adına temas ettiğiniz İslam dünyasından muhtemelen işte Tataristan'a gittiğiniz süreçte yani yaptığınız görevle ilgili pek çok yerden alimlerle veya din insanlarıyla, din adamlarıyla sohbet ediyorsunuz. Pandemiyle ilgili paylaştıkları bir şey var mı? Yani şunu kaçırıyoruz, işte Kabe'nin durumu, teravih namazları, dünyanın neresinde nasıl bu arada şu anda cuma namazları? Evet. Şimdi üstadım benim yine aynı kanaatteyim. Ben yine o merkezden yönetirsek bulunduğumuz kulvardan çıkamayız. Evet. Yani yine eskiden bu şu anlama gelir. Eskiden yaptıklarımızdan memnunuz. Bu memnuniyete devam edelim. Sonuç merkezli gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Mesela bak basit bir örnek vereyim ben size. Benim kanaatim. Onun kanaati de nereden alıyorum? Okuduğum kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den alıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Onun canlı örnekleri olan yetiştirdiği insanlar sahabeden alıyorum. Şimdi pandemi oldu. Artık ciddi bir tehlike var. İşte İnsanlar yani biz müminler olarak, Müslümanlar olarak neyin derdine düştük? Teravihi bir arada kılamayacağız. Halbuki kıldığımız zaman da ben hatırlıyorum. Yani ilk akşam camiler doluyordu, ikinci akşam, üçüncü akşam. Ben camide doğup camide ölecek bir adamım yani. Camide doğdum, 7 yaşında hafız oldum. Hala devam ediyorum. Ben de öyle bir teminliğim var Allah'tan. Diyorum ki camide al benim canımı orada alırsan sevinirim, zaten hayatım orada geçti. Şimdi sonra boşalır. Efendim sonra doğru bir Kadir Gecesi tekrar doldurulur. Doldur boşalt şeklinde. Ondan sonra da bayramla beraber mesela bir şey son. Efendim bir sandukaya koyup saklamak. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani sizin bu beraber yaptığınız vesaire falan değil. Yapmış olduğunuz ibadetten ne kadar haz alıyorsunuz? Ne kadar şuurlu yapıyorsunuz? Ne kadar tadınızı getiriyor?
Çıktı doktorlarımız, tıbbi hocalarımız, hekimlerimiz dediler ki bir arada olmaz, olmaması gerekir. Bu da tartışmaya başladık. İşte, teravihler bir arada olmuyor, olur mu böyle şey? 40 senedir ben aynı şeyi yapıyorum. İslam'ın bir özelliği de adetleri bozmaktır. Yani yaptığın şey güzelse devam ettirir, güzel değilse bozar, hiç anlamaz. Şimdi İslam'ın özü? Yani İslam'ı tabii alışkanlık olmak. Haline getir. Tabii alışkanlık haline getirmişsiniz ama sonuç vermiyor. Güzel sonuçlar vermiyor. Bozar onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç anlamaz. Yani bir sürü örnekleri var. En yakınındaki. Çok agresif tepkiler de oldu. Yani evet. Din, kendisini dindar olarak değerlendiren insanlar cuma namazına gitmeme meselesinde mesela. Hatta camilere gidenler oldu zorla. Cami açtırmaya çalışanlar oldu. Evet. Tatsız görüntülerle karşılaştık. Evet. Evet. Şimdi ben onu fetva olarak söyleyeyim ben size. Ben fıkıhçı değilim. Fıkıhçı hocalarımız var. Memleketin çok iyi hocaları var. Ama şöyle söyleyeyim bak. Yine öğrendiklerim üzerine gidiyorum. Alanıyla alakalı. Hangi alandayız biz? Sağlık alanıyla alakalı. Benim bu alanla alakalı bilgim var mı? Hayır, yok. Gazetelerden okuyorum bazen mesela. Makaleler okuyorum. İşte programları takip. Bilgim bu. Bana bir hekim çıkıp derse ki hocam şunu yapma. Ben yapmam. Bakın benim saçlar uzadı gidiyor. Dediler ki berbere gitmeyeceksiniz, berberde gelmeyecek. Ben Haseki Külliyesi, 5000 metrekare bir yer. 50 tane berber getiririm oraya. Hiç problem ama yapmam. Bir adam bana yapma dedi mi dedi, bitti. Yapmam ben onu. Şimdi mesela teravihteki sevabı söyleyeyim ben size. Bir adam bir arada kılmayın dediğinde, şimdi teravihin en makbul olanı yalnız başına kılınanıdır. Niye? Problem ortaya çıktı. Beraber kıldığınızda insanları İhya etmeyeceksiniz, imha edeceksiniz. Peki bu din, bu yüce din, insanları imha etmek için gelen bir din midir? İhya etmek için gelen bir din midir? Soru. Buna hangi Müslüman, hangi konumda olursa olsun vereceği cevap, ihya etmek için gelmektir. Gelmiştir der. Çünkü Kur'an ayette var. İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Bizi yaşatacak bu din. Yani dünyamızı da mamur edecek, ahiretimizi de mamur edecek. Ama biz ahireti göremediğimiz için dünyayı mamur edersek ötekini Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan ederse verir. Bu konuyla alakalı. O zaman ne oldu? Yapma dediklerinde tek başına kılınan teravih namazı makbul bir namaz oldu. Normal bir zamanda cemaatle, onunla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi var. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan. Bu da şu anlamda gene değildir. Ben çok özür diliyorum Mehmet Akif Hocam. Bizi izleyenlerden özür diliyorum. Yani kitle haline, kalabalık haline getirerek kılınan namaz değil. Cemaat halinde kılınan namaz. Çok enteresandır o kavram. Evet, o farkı açalım biraz. O farkı biraz açmamız lazım. Şimdi mesela basit bir örnek vereyim ben size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesela bu safları düzeltmesi, ondan sonraki dönemde de yine safları düzeltin. Ondan sonra efendim aranızda boşluk kalmasın. Efendim şeytan aranıza girer. Bu kavramları siz bilirsiniz. Şeytan aranıza girer, namazınızı bozar. Size biraz kökenine gittiğiniz zaman mesela namaz şöyle bir ibadet. Mesela bir beldenin, bir mahallenin en büyük iş adamıyla oradaki bir seyyar satıcıyı aynı safta buluşturan bir ibadet. Protokolleri de oldu ya, hocam. Şimdi ya. Girdi namaza adam, bir baktı ki efendim böyle bir adam, efendim Evs kabilesinin reislerinden, yanı başından efendim Habeşli bir köle. Vay be, aynı yan. Bir de omuz omuza vermek. Bir de omuz omuza. Bir baktı ki bir mesafeyi hafif biraz açtı. Cemaat bu. Cemaat demek oraya geldiğinde tabii eşitliyor bir. İkincisi de efendim onların dertleriyle dertlendiriyor. Bir adam da omuz omuza verdiğin zaman, mesela bugün günümüzde ben iletişim aynı zamanda çalışıyorum. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın imam hatiplerimize ve Kur'an kursu öğretmenlerimize iletişim seminerleri veriyoruz. Bir ekibimiz var bizim. Ben orada din dili ve iletişim konuşuyorum. Kur'an merkezi ve hadis merkezi, hadis-i şeriflerin merkeze koyarak. Şimdi mesela bugün bizim iletişim uzmanlarımız ne diyor? Touching diyorlar mesela, dokun diyor. Değil mi? Omuzuna dokun diyor. İşte yaklaş diyor, gözünün içine bak vesaire falan filan. Ama bunlar rolle olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapışıyor. Dokunmuyor, tutuyor. Kendine çekiyor. Ve öyle bir elle tutuyor ki o el. Öyle bir el ki bir şey söylemesine gerek yok. Hatta ona hayır dese bile ondan alınmıyor o. Mesela bir sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ya Resulallah bir şeyler istiyor. Bir seferinde veriyor. Bir daha geliyor, yine istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hayır diyor.
Boğazına cehennem ateşini ateş doldurma diyor midene. O adama daha sonraki dönemlerde, bolluk dönemlerinde devlet tarafından bir şey verilmek isteniyor. Yani bir yaşe, bir paket gönderilmek istiyor. İsteniyor, kabul etmiyor adam. İyi bir paket gönderilmek istiyor, kabul etmiyor. O dönemde önde gelen sahabeler safta önde durur, diğerleri arkada durur. Kesinlikle yok. Yok kesinlikle. Böyle bir şey dersek yanarız. Pek çok bakanımız namaz kılıyor, vakit namazları kılan, cumalara gidiyorlar. Hiç arka safta gördünüz mü herhangi bir bakanımızı? Valla ben hiçbir bakanlık cuma namazı kılmadım. Yani dolayısıyla önde mi kılıyor, arkadan mı kılıyor ama tabii evet. Oradaki şey tehlike şudur Mehmet Akif Hocam. Onları ben çok iyi bilemem ama caminin içinde prosedür yok. Yani bir tek prosedür var. Yok. Bir şey var. İmam Hatip en önde olur. Onun arkasındaki ilk gelen adam efendim gelir imamın arkasındaki yerini alır. Şimdi bu sadece şeyle alakalı değil. Siz eğer bunu mesela inşa ederken caminin içerisindeki yani iki yönü var bunun. Cemaatle namaz kılmadaki sevabı bu benim bahsettiğim şekilde prosedürleri ortadan kaldırma. Statikoyu ortadan kaldırma. Efendim beraber kılma, cemaat haline getirme, dayanışma kavramları üzerine değil de oradan sevap alma merkezi yaparsanız bu defa sevap avcılar ortaya çıkar. Dolayısıyla asıl hikmetini şeyini oradan kaybeder. Ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene cemaat oldu. Cemaat olamazsınız, kalabalık olursunuz. Kalabalık olur. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Çok güzel bir şey değil. Onun için cemaat olacağız. Çok yıl olmadı. Sanıyorum bir 4-5 sene oldu mesela. Yanlış hatırlamıyorsam yani şey vermeyelim ama bir ilimizde yani Ege'de bir ilimizde camide bir hadise yaşandı. Hadise şu Mehmet Akif Hocam. Caminin cemaatinden bir cemaat başka bir cemaati cami çıkışında bıçakladı. İyi hatırlıyorum ben. Yani arama motorlarına yazıldığı zaman gelir bu haber. Sebebi ne? Sebebi şu. O bıçaklayan arkadaşımız devamlı imamın arkasında namaz kılıyor. İmamın arkasında namaz kılan imamdan sonra en büyük sevabı alır. Yani öyle anlatırken biz onu inşa ederken öyle inşa edemiyoruz ya. Bu defa burnu kanamış herhalde. Yine erkenden gelmiş imamın arkasına burnu kanamış ama cemaatte herkes biliyor onun arkasında durur diye. Sonra burnu kanaması sebebiyle abdestini yenilemesi lazım. Dışarı çıkmış. Başka yerden gelen birisi onun yeri olduğunu bilmediği için oraya durmuş. O da gelince kalk demiş. O da demiş kardeşim de kalkması. Bura Allah'ın evi. Yani boş buldum oturdum. Dışarıda görüşürüz demiş. Ve bu hadise yaşanmış. Şimdi buradan ne sonuç çıkaracağız? Buradan şu sonucu çıkaracağız. Siz eğer dini Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği ve insanların yaşam kalitesini, ahlak kalitesini, insanlık kalitesini yüceltecek bir dille, yüceltecek bir tavırla eğer anlatmasanız, dini yaşayayım derken insan katil hale gelir. Anlatabildim mi üstadım? Temel problem bu. Şimdi mesela, ibadet. Bu ibadette şimdi teravih namazı yalnız başına kıl. Ha evinde kıldırmasını bilirseniz, çocuklarınızla beraber, eşlerinizle beraber kılarsınız ama temel amaç burada manevi hazzın yakalanmasıdır. Yani ben 40 senedir, 50 senedir bunu yapıyorum. 20 rekat olması da değildir bu arada değil mi yani? Yani onunla ilgili, tabii onunla ilgili rivayetler de var. Şöyle söyleyeyim bak üstadım şimdi bu tatavvu demek, nafile demek, nevafil zaten sünnet namazların eğer şeye girerseniz yani Arapça kaynak tarafından girerseniz sünnet namaz diye bir namaz ararsanız bulamazsınız. Tatavvudur onun Arapçadaki şey, nevafil. Yani nafiledir. Nafile namaz. Nafile namazın şeyi yoktur. Nafile namaz, zevk namazı. Haz namazı demektir. Huzur namazı demektir. Şimdi mesela onun efendim bir rekattan namaz olmaz. Onun alt limiti iki rekattır. Üst limiti senin istediğindir. Ha bu Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bir müessese haline getirilmiş. İnsanlar darmadağın sağda solda orada burada kılarken Hazreti Ömer radıyallahu anh da biliyorsun disiplinli, ahlaklı, erdemli bir insan ona bir disiplin getirmiş. Ama bir adam iki rekat niyetiyle teravih namazı kılsa gene olur. 4'te olur, 8'de olur, 12'de olur, 20'de olur. Peki 30 kılsa 30'da olur. Ama bu müessese haline geldiği için bir müessese haline getirilmiş. Buna 20 rekat denilmiş. Orada temel olan şey namazı namaz gibi kılmaktır. Yani 20, 25, 30, 35, 40 sayılara bunu boğmamaktır. Onu boğarsanız yine aslında
esasından kaybolup gidersiniz. Bizim çıkış noktamız şurasıydı. Saymadan mesela, kılmak olur mu? Nasıl? Saymadan kılmak. Yok, olmaz. Onun bir kendi saymadan kılmak şöyle. Yani. İki rekat, tabii olabilir. İki rekat kıldınız ama 8 mi kıldınız, 10 mu kıldınız bilmiyorsunuz. Tabii, hiç problem yok. Hiç problem yok. Saymanıza kesinlikle. Gerek yok tabii, aslında tabii. Yani o hazı yakaladığınız ve o hazdan koptuğunuz yere kadar devam edip sonra bırakabilirsiniz. Tabii ara verirsiniz, daha sonra gelirsiniz. Tabii. Şimdi şöyle oluyor mesela. Bu namaz müessesesiyle alakalı da diğer İslam ülkelerine falan gittiğinizde ben sık sık gidiyorum mesela. Orada bu namazdaki şey, bizim bu anladığımız anlamda bu askeri bir disiplin anlamında bir disiplin yoktur. Hatta bizim hacılarımız, hacı abilerimiz, hacı ablalarımız hacca gittiğinde dönüp geldiklerinde oradaki Arap kardeşlerimizin namaz anlayışını pek beğenmezler. Derler ki Müslümanlık bir tek bizim ülkemizde var hocam. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Halbuki temelinde o namazda olduğunu hissetmek vardır. Cenab-ı Hakk'a yöneldiğini bilmek vardır. Yani orada o manevi hazzı yakalamak vardır. Biz de daha çok kural merkezli anlattığımız için, o kuralları yerine getirmeyi yoğunlaştığımız için nerede olduğumuzu fark edemiyoruz. Mesela diyor ki, adam soruyor, diyor benim Allah rahmet etsin iki tane amcam vardı, ikisi de vefat etti. Evet. Mesela ben ilahiyatta okurken, imam hatipte okurken eve geldiğimde yakalarlardı beni. Ondan sonra işte şu nasıl olacak, bu nasıl olacak? İşte namaz kılarken namazda ayaklarımızın arası ne kadar olacak? Yani metre koyun, cebime metre koyup da oraya ölçecek halim yok. İşte 4 parmak olacak, 5 parmak olacak. Yok işte Araplar açıyorlar, olmuyor namazları vesaire falan. Mesela ben şimdi onu akıllandıktan sonra şöyle cevaplandırıyorum. Teferruat. Bak şimdi açık akıllandıktan sonra şöyle gördükten sonra şöyle cevaplandı. Ben de o tartışmaların içerisine giriyordum. Evde konuşuyorduk, efendim yengemler çay getiriyordu vesaire falan filan. Ama şimdi şöyle cevaplıyorum. Mesela bir ev düşünün, o evde namaz kılıyorsunuz. Ayaklarının arası ne kadar açık olacak? Bir çocuğun geçeceği kadar açık olacak. Sıkıldı canı. Anlatabildim mi üstadım? Bu. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakın, bu şeye bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din öğretisine bakın. Dini öyle güzel öğretiyor ki insanlara. Güzel söz ve yedirmek. Tabii. Güzel söz ve yemek yedirmek. O Amr bin Abese'nin hikayesi. Bak başka biri geliyor. Mesela aynı soru farklı cevaplar üstadım. Mesela diyor ki bir geliyor bir sahabe soruyor. Eyyul İslami eftal. Hangi İslam daha iyidir, daha güzeldir? Hangisini yaparsam daha hayır? Eyyul İslami hayrun. Bak sorulara bakın, sorular farklı cevaplar. Mesela bir tanesi geliyor ona diyor ki yemek yedirmektir. Bir başkası geliyor ona diyor ki cihad etmektir. Bir başkası geliyor aynı soruyu soruyor cevabını. Birrul valideyn, annene babana iyilik etmektir. Bir soru, aynı soru farklı farklı cevaplar. Çünkü hitap ettiği toplumu çok iyi tanıyor. Sizde ne eksik varsa onu gideriyor. Ve o dönemin ihtiyacı olan şey? Bu dönemin de ihtiyacı olan şey. Yani bugün bu dönemin de ihtiyacı olan şey. Yani mesela biz oturduk buraya. Efendim Osman Egin Hoca namazında biraz efendim yani çok sağlıklı değil. Prensipli, disiplinli kılmıyor. Yani buna nasihat edeceğiniz zaman o merkezi bir nasihat yaparsınız. Ama yaparken de bunu da buyurgan bir tavırla yapmazsınız. Bu buyurgan tavırla olmaz. Bakın hiç kimse kendisine buyurulmasını sevmez. Buyurgan bir tavır değil. Mesela dinin anlamı, dinimizin anlamı anlatımında da bu hatayı yaptık üstadım benim. Buyurgan bir tavır, hep hüküm cümleleri kurduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara çok değer verirdi. Evet, tamam, hadi göster bir tane. Sen demiyorsun. Nasıl verirdi onu gösteremedik. Nasıl yapardı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela hanımlara en nazik davranan, en kibar davranan insandı. Biz de müminler, Müslümanlar olarak bunu söyledik. Bunu söylemekle, bu hüküm cümleleri koymakla sonuç alamıyorsunuz öyle. Pazara çıktığınızda elinizde bir liste var. Ne eksikse onu alırsınız. Bak dinimiz de böyledir. Bir insanda ne eksik var onu giderir. Peki bir dini emri yaparken daha büyük bir tabiri caizse bir hatamızı, bir eksiğimizi, bir noksanlığımızı, bir hastalığımızı giderirken daha büyük bir hastalık meydana getirirsek burada dur der. Hocam bir es vereceğim. Estağfurullah. Müsaadenizle. Çok keyifli sohbet ama araya gitmem lazım. Kısa estağfurullah. Lütfen.
Efendim özel yayınımıza devam ediyoruz. Ramazan ayının ilk günündeyiz. Bu münasebetle de çok kıymetli Osman Egin hocamla sohbet ediyoruz. Ramazan üzerine, İslam ve insan olma erdemi üzerine biraz da ve hikmet üzerine biraz da. Şöyle, Hazreti Peygamber'in bir problemi çözerken başka bir problem inşa etme. Başka bir problem orada, daha büyük bir problem ortaya çıkarım. O çözüm değil. Tabii daha çözüm değil o. Yani bir problemi çözüyorsunuz, bir problemi çözdüğünüzü söylediğinizde iki problem meydana gelmiş veyahut da daha büyük bir problem meydana gelmiş. Bu çözüm değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisinde bu çözüm değil. Mesela aklıma gelen bir rivayet var. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa bir sediye, bir küçük bir grubu bir yere bir görevlendirme yapıyor. Efendim, onlar gidiyorlar oraya. Sefer bu. Sefer, yani bir yeri kontrol etmeyle alakalı bir grubu gönderiyor. Bir topluluğu, çok kalabalık olmayan bir topluluğu gönderiyor. Onlar bir yerde geceliyorlar. Düşmanın bulunduğu bir yere, yakın bir yerde geceliyorlar. Tabii daha sonra kendileri gözetlendiği için taş atılıyor. Taş atılınca oradan bir sahabenin başına geliyor. Başını yarıyor. Bayağı büyük bir yara meydana geliyor. Sonra kanı durduruyorlar, başını sarıyorlar vesaire. Sabah oluyor. Sabah olduğunda onun gusletmesi gerekiyor. Yani öyle bir şey meydana geliyor, gusletmesi gerekiyor. Yani gusül abdesti alması gerekiyor. Konakladıkları yerde de su var. Fakat gusledecek boyunun aşağı yıkanması lazım. Bütün vücudunu yıkaması lazım. Başı yaralı. Sargı var başında. Evet, tedavi de o dönemde bilemiyorum nasıl oluyor ama çok iyi bir efendim bir klinik tedavi değil. Geliyor oradaki bulunan bir arkadaşlarına diyor ki ben diyor gusletmem gerekiyor ama yaram var. Gusül yerine, yıkanma yerine teyemmümle yapsam bu gusülümü olur mu diyor. Şimdi kural mesele bakın, kural. Her yerde şey yaparım. O kuralı siz bilirsiniz. Ne? Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz. Bu bir genel kural. Her yerde uygulayacak mıyız? Buna örnek. Bir kişiye daha soruyor. O da diyor ki suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz. Peki. Adam yıkanıyor. Guslediyor. Ve rivayet sağlam bir rivayet. Efendim ve ölüyor. Mikrop kapıyor yara. Yara vesaire falan ölüyor. Oradan bir sahabi bu uygulama, orada bulunanların bu yaptığı uygulamayı Peygamber'e söyleyeceğini ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de. Medine'ye geliyorlar. O sahabi, orada bulunan bir efendim insan, Peygamber'in arkadaşlarından bir tanesi geliyor Peygamberimize olayı olduğu gibi anlatıyor. Peygamberimizin kullandığı ifade, Mehmet Akif hocam diyor ki, قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ. Adamı göz göre göre öldürmüşler, Allah onları kahretsin. Allah onları öldürsün. Aynı ifade bu. Hella se'elû iz lem ya'lemû. Madem bilmiyorlardı, neden araştırmadılar? Neden konuşmadılar? Neden kendi aralarında tartışmadılar? Bakın, bilgiyi yanlış yerde uygulamayı bilgisizlik olarak nitelendiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, elinizde bir bilgi var. O bilgiyi ama uygulayacağınız yeri yer bilmeseniz, uygulama şeklini, usulünü bilmeseniz, elinizde var olan, doğru olduğunu zannettiğiniz bilgi sizi ölüme götürebilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla İslam ahlakında, İslam öğretisinde eğer bir problemi çözüyorsanız, işte bu dönemde de aynı şekilde pandemi konuşuyoruz, koronavirüsünü konuşuyoruz. Siz bir fetva verdiniz, hayır efendim, bütün insanlar sağlıklı, camiler ortada duruyor, efendim gidelim, efendim burada kılalım, bizi ne alıkoyabilir falan, girdin, 3-4 kişiyi öldürdün. Oldun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle oldun katil. Peki Müslümandan katil olur mu? Bak, taammüdi bir şey, kasıtlı bir şey yapıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de ayet. Bu onunla alakalı inmiştir diyemezsiniz. Bak, diyor ki Cenab-ı Hak, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Bir insanı, bir mümini taammüden öldüren bir adam, bir insan düşünün. فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Ebedi olarak içinde kalmak üzere onun cezası cehennemdir. Buyur. Yani sen bir ibadeti yapayım derken katil olmayı ya da cehennemin dibini boylamayı arzu eder misin, ister misin? Onun için ne yapacağız? Biz insanlarımızla üstadım oturacağız, konuşacağız. Biz insanlarımıza
müminlere, Müslümanlara diyeceğiz ki değerli kardeşlerim, bakın yeniden gelin konuşmamız lazım bunları. Biz size yanlış söyledik. Hatta biraz daha ileri gidersek sizin alkışlarınızı ve teveccühünüzü almak için zaman zaman da yalan söyledik. Ama bugün gördük ki bunlar çok kazanımlar değil, çok kârlar değil. Gelin beraber bunu yeniden inşa edelim, doğru olanı bulalım. Bunlar bize ne kaybettirdi? Bunlar bize çok şey kaybettirdi. Yani bunlar bize insanlığımızı kaybettirdi. Bunlar bize ahlakımızı kaybettirdi. Bunlar bize bir arada yaşama ahlakını kaybettirdi. Bunlar bize birbirimizi sevmeyi kaybettirdi. Bunlar birbirimizi ötekileşmeye sebep oldu, vesile oldu. Yani bir adamın biri geliyor, aklıyla, fikriyle, zihniyle düşünüyor. Siz bir şey söylüyorsunuz, uymuyor, uymadığı zaman sizin yanınızda niye kalsın adam? Niye kalsın insan? Onu anlamlandıramadım. Yani birçok bunun sonuçları o kadar ağır oldu ki üstadım. O kadar ağır sonuçlar oldu ki Mehmet Akif Ersoy hocam. Bugün artık bir arada iki Müslüman, üç Müslüman bir araya gelip de huzur ile bir herhangi bir davranışı yapamıyoruz. Yani bırakın 40 kişiyi, 50 kişiyi, 100 kişiyi huzurla bir arada şey yapamıyoruz. Birbirimize sataşmadan, birbirimizin değerlerini hakaret etmeden duramıyoruz. Yani bir oturduğunuz zaman bir vaaza çıktın, vaaz bile öyle. Yani dini konuşmalarınız bile öyle. Sosyal medyadaki efendim yazışmalarınız bile öyle. Yani onun üzerinden. Bu dinin içinde ya da dinin karşısında fark etmez. İslam dini, bak İslam dini öyle bir dindir ki bir insan bir şeye değer veriyorsa bu senin açından çok değersiz bir şey olabilir. Hatta bırak değersiz bir şeyi çok anlamsız efendim bir şey olabilir, yanlış bir şey olabilir ama İnsanına hatta karşı durduğunu düşünüyor. Tabii tabii değer veriyor. Yani Kur'an'ın ifadesiyle söyleyeyim ben size. Nur suresinde geçen bir ifadedir yanlış hatırlamıyorsam. Yani insanlar eğer bir şeye değer veriyorsa o insanların değer verdiklerine hakaret etmeyin diyor. Onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Hani bunu bir din söyler mi ya? Ne kadar güzel bir din hocam. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ تَيَسُبُّ اللّٰهِ. Adam bir şeyi değer olarak kabul etmiş. Yani çok özür diliyorum. Yani bir diyor ki şu kaleme ben bu benim tanrımdır diyor. Bu benim tanrımdır diyor buraya koymuş. Siz bu kaleme hakaret edemezsiniz. Burada yapacağınız tek şey vardır. Şunu olabilir. Sizin tanrınız öyle davranışlarınızla, yaşamınızla, söyleminizle, tavırlarınızla, bakışlarınızla öyle bir şey meydana getirirsin ki gelip size der ki ben bu tanrıyı değiştirmek istiyorum. O zaman buna güzel bir yer bulursunuz, değiştirirsiniz. Ama öbür türlü hayır. Orada bile dikkatli olmak kesinlikle, ve naif davranmak. Kesinlikle. Hiç unutmamak lazım. Belki bunu kenara koyar ama bunu kafasında tamamen değersizleştiremez. Öyleyse ne yapmak lazım? Gene bu o dese ki kaldırıp atalım bunu. Ya kenar atmak yerine kenara koyalım demek lazım. Demek lazım. Belki, bir yerde bir zerafet aslında baştan sona. Tabii. Kur'an-ı Kerim başından sonuna bakın. Emirlerini anlatırken bile Mehmet Akif hocam dinimiz emirleri bile anlatırken sevmek kelimesi üzerinden, sevgi kelimesi üzerinden anlatıyor. Sevgi kavramı üzerinden. Şöyle şöyle yapacaksınız, oturacaksınız, kalkacaksınız. Yani orada bile mesela mirası bile taksim ederken Cenab-ı Hak tavsiye eder diyor. Yusikumullah diyor. Ha, akıllı olan insan, ahlaklı olan insan bunu anlar. Allah sana bir şeyi tavsiye ediyorsa o benim için emirdir. Ama bunu ben söyleyeyim. Bak Cenab-ı Hak söylemiyor. Mesela anlatıyor. Mesela Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah tevbe edenleri sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ Temiz olanları, pırıl pırıl olanları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Adil olanları, yani aklınıza ne geliyorsa hep sevmek üzerinden anlatıyor. Efendim istemediği bir davranışı da sevmeme kavramı üzerinden anlatıyor. Ya hocam çok özür dilerim de yani Allah böyle anlatıyorken kuluna, hı-hı, o aradaki adam niye bunu bu kadar kaba anlatır? Valla niye kaba anlatır? Şunu söyleyebilirim. Şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz, öyle yapmazsanız başınıza şöyle şeyler gelir dediğinizde. Evet. Gençlerle sohbet ediyor musunuz? Gençlerle çok severim. Sohbet ederim. Gençler de beni severler. Ben de onları severim. Şu sıralar karşılaştığınız enteresan hikayeler var mı? Gençlerle sohbet ederken. Yani gençlerle sohbet ederken karşılaştığım yani, çok. Tabii. İslam'ı anlama ya da yanlış anlama veya uzaklaşma, işte özellikle İslamofobi, DAEŞ vesaire bu dönemlerde çokça
konuştuğumuz başlıklardan birisi. O yüzden sordum. Böyle bir mesela hiç ibretlik bir hikayeniz oldu mu? İbretlik hikaye çok. Mesela şöyle bir mecraya getirdik biz dinimizi Mehmet Akif Hocam. Sürekli tartışılan bir müessese haline geldi. Sürekli tartışma. Tartışmadan bir türlü yaşamaya evrilemedik. Sürekli tartışıyoruz. Her ortamda, her platformda. Tartışıyor, tartışma olunca tartışmada karşınızda artık bir rakip var demektir. Evet. Yani bizim temel sloganımız şudur. Rakip olma, refik ol deriz biz. Arkadaş ol, dost ol. Şimdi rakip böyle olunca da mesela sizin tarafta olanlar, bizim tarafta olanlar olduğunda maç başladı zaten. Yani bunun neticesinde ya kol kırılacak, ya bacak kırılacak, ya kafa kırılacak, ya da efendim bir şey çıkacak odan. Dini bu mecraya sokmamak lazım. İnsanların tamamen inanmama şeyi var, özgürlüğü var. İnsanın inanmama özgürlüğü var, inanmayabilir insan. Yani inanmıyorum ben der. Ha, hiç problem yok. Bizim şöyle bir görevimiz yok üstadım benim. Bizim efendim Müslüman olan nüfusu artırma diye bir görevimiz yok. Ama İslam'ın nüfuzunu sağlamlaştırma, İslam'ın nüfuzunu kaliteli hale getirme problemimiz gibi bir görevimiz var. Tabii nüfus problemi değil, nüfuz problemi var. Nüfus problemi olmuş tarih boyunca ama sanki. Biraz yani tarihsel bir şeyden mi kaynaklı bu? Şimdi, yani mesela Amr bin As'ın Mısır'ı fethinde Hazreti Ömer yanlış hatırlamıyorsam girmediysen oraya girme diyor. Evet. Öyle miydi? Benim onlara, üstadım bak şöyle söyleyeyim, benim tarih okumalarım şöyledir. Tarih okumalarında daha çok bilgi depolama merkezli veya daha önce böyle oldu, öyleyse diyerek cümleler kurmam üstad. Niye? Çünkü bana bir şey kazandırmıyor. Niye? Diyelim ki geçmişe dair ben İslam anlatacağım ya da gelip diyor hocam şöyle oldu, şöyle şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ben o problemi yönetmede şöyle davranıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tamir etmişse öyle tamir ediyorum. Bana katkı sağlayacak, benim varmak istediğim sonuca katkı sağlayacak şeyleri ben konuşurum Mehmet Akif hocam. Yani İslam tarihinde bu insan, insanla beraber yani bakın insanı alın, sadece bizim şeye gitmeyin. Daha eskilere gidin, daha bütün hangi kültüre giderseniz gidin. Hepsinin içerisinde bunlar vardır. Hepsinin içerisinde vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in haber verdiklerine bakın, başka şeyler okuyun. Hepsi, bütün insanlığı, yani Hazreti Adem'den sonra iki tane çocuk, Habil, Kabil. Birbiri arasında mücadeleye başlar. İnsanın olduğu yerde mücadele olur. Benim belirlediğim bir hedef var. O hedefe katkı sağlayacak söylemleri ve davranışları ortaya koyarım. Yani yanlış olan bir şeyle beraber bizim taraftan yanlış yapan şu kadar adam var. Öyleyse biz de yanlışız. Şeyine gitme. Mesela sorun çözme. O sorunları nasıl çözerim ben? Mesela peygamberimizi anlatırken, tanıtırken mesela insanların takıldıkları yerler. Farklı yerlere takılıyor. İşte efendim işte 7 yaşında işte Hazreti Ayşe ile 7 yaşında evlendiği birisi çıkıyor. Hayır ben tespit ettim diyor. 9 yaşında evlendiği bir başkası 11 yaşında evlendi. Savunan insan çıkıyor. Yok efendim 17 yaşındaydı ama 9 yaşındaydı ama 17 yaşındaki gibi gösteriyordu. Yahu sen koskoca bir peygamberden yani peşine düşe düşe oradan alacağın şey onun efendim kaç yaşında bir hanımla evlendi mi evlenmedi mi? Demek ki senin kafanda, zihninde, fikrinde bu kulvarda bir düşünme var. Mesela zaman zaman ben hocalarımızı da dinliyorum. Bak buna ilave olarak söyleyeyim Mehmet Akif hocam. Mesela bakıyorum bir hocamız çıkıyor bir yere bir konuyla alakalı konuşuyor. Öyle konu ki yapandan başka kimsenin bilemeyeceği bir şey. Adam orada sanki o işin içerisindeymiş, toplumda nasıl yapılıyor, nasıl o konuyla alakalı geniş detaylar, teferruatlar veriyor. Veya siz bir insana baktığınızda, karşımızda bir insan. Bir insana baktığınızda insanda en güzel olan şey nedir? İnsanda kutsal olan, o vücudunda en kutsal olan yer nedir? İnsanın yüzüdür. Abi sen insanın yüzüne bakmıyorsun da neden başka yerlerine bakıyorsun? Ben bu tarih süreci böyle değerlendiriyorum. Şimdi Allah'la insan arasındaki münasebeti, peygamberle insan arasındaki münasebeti iyi oturtturursak gider. Ama yok, o yaşanmış kötü örneklikler üzerinden gidersek sonuç alamayız. İnsana yaklaşımı ne? Hazreti Peygamber'in. İnsana yaklaşımı ne Hazreti Allah'ın? Önce onu iyi bir bulmamız lazım. Mehmet Akif Hocam. Bak bir tane örnek. Yeni okuduğum, Kadı Beydavi'nin tefsirinden yeni okuduğum bir şey. Çok hoşuma gitti. Abdullah bin Abbas rivayetinde. Hazreti Adem Aleyhisselam.
cennetten kovuluyor. İşte Cenab-ı Hak diyor ki şu meyveden yeme. Şeytan da diyor ki ye bu meyve, en güzel meyve. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Öyle değil mi? Ye bu meyveden diyor, en güzel meyve. Efendim sonra eşiyle beraber yiyorlar, sonra çıkıyorlar. Kovuluyorlar cennetten vesaire. Biri efendim işte şeye iniyor, biri şeye... Bunları bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Biri Hindistan'a iniyor, biri efendim işte Cidde'ye iniyor vesaire falan filan. Şimdi orada benim gördüğüm çok hoşuma giden bir şey var. Şimdi Hazreti Adem Allah'a Rabbine diyor. Mehmet Akif Hocam diyor ki, ya Rabbi, tamam cennetten çıkardım ben, problem yok. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Sen kendi ellerinle beni yaratmadın mı? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Halaktu bi yedeyi diyor Cenab-ı Hak. İnsanı bizatihi kendi elimle tasarladım diyor. Dur burada biraz. Bak burada biraz dur. Allah yaratılan her insanınla alakalı bunun adı, inancı, cinsiyeti vesaire ne olursa olsun üstadım. İnsan ben yarattım. Kendi ellerimle onu tasarladım, yaptım diyor. Hazreti Adem de soruyor. Diyor ki ya Rabbi sen kendi elinle beni yaratmadın mı? Cenab-ı Hak evet diyor. Peki diyor, bana sen kendi ruhundan üflemedin mi? O da ayet. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحَيْهِ Cenab-ı Hak cevap veriyor. Evet. Peki ya Rabbi diyor, cennete beni sen kendin yerleştirmedin mi? O da ayet. اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكُ Sen ve eşin cennete girin. Evet diyor Cenab-ı Hak. Peki diyor ya Rabbi, ben şimdi bu yaptığım günahtan sonra tevbe etsem, tekrar beni cennetine yerleştirir misin? Cenab-ı Hak evet diyor. Hocam bana bu lazım. Ben buradan giderim. Bak peygamberle alakalı bu yoldan giderim ben. Eğer dinle alakalı bir şey konuşacaksan buradan giderim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında peygamber nasıl yönetiyor bunu? Onu da yani müsaadeniz varsa onu da anlatmak isterim. Şimdi bak bir adam... Orucunu bozan bir adam. Bilirsiniz belki bu rivayeti. Peygamberimiz öyle bir toplum, öyle bir insan yetiştiriyor ki o insan bütün efendim yanlışlarını peygamberle gelip çok rahat konuşabiliyor. Bizim insanımız bugün bize bir gelip de bir hatasını dinle alakalı ya da değil hatasını söylediği zaman biz elimizde bir davul zurnayla beraber memleketi geziyoruz. Üstadım benim ya. Falanca böyle evet, yapmış. Allah'tan sahur davulları da yok artık. Dumba da dum. Şöyle yapmış. Ama geliyor anlatıyor peygambere. Çok rahat. Şimdi birisi geliyor bak bu bir sahabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hocam sorun çözme yöntemi. Bu şeyi mesela ben seminerlerinde kullanıyorum. Peygamber bir sorunu nasıl çözüyor? Geliyor diyor ki helektu ya Resulallah. Bak aynı böyle öyle başlıyor hadis-i şerif. Mahvoldum bittim. Hatta tabiri caizse dinden imandan çıktım diyor ya Resulallah. Ne yaptın diyor. Orucumu diyor güpe gündüz bile bile bozdum diyor. Ve hiç hoş olmayan bir şekilde bozdum diyor. Peygamberimiz diyor ama adam saf, temiz, fıtri. Peygamberimiz dinliyor hoş bir davranış değil. Mehmet Akif hocam diyor ki bir köle azat edebilir misin diyor. Bakın oradaki bir hatayı hemen toplumda bir problemi çözme, bir problem gidermeye dönüştürüyor. Yani aslında o evet. Müesseseyi ortadan kaldırmaya dönük olarak da biraz evet. Mı kölelik müessesesini? Şimdi üstad bak oraya geleceğiz sen okullara gitme. Benim tamam. Dediğim yere bir gidelim sonra gelip sizin tamam. Oraya gidelim. Şimdi bak devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah ben fakir bir adamım. Peki diyor 10 fakiri giydirebilir misin? Ya Resulallah gücüm yok diyor. Olayın başını unutma. Helak oldum bittim dinden imandan çıktım da geliyoruz. Peki 10 fakiri doyurabilir misin? Diyor ki o da yok. O da yok diyor. Devam ediyor peygamberimiz. En son diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tasaddak tasaddak. Sadaka ver, sadaka ver. Diyor ki ya Resulullah vallahi sadaka verecek bir şey de yok diyor. Üstadım devam ediyor. Bak bırakmıyor peşinde. Git başımdan demiyor. Bak bana gelse hasta mısın kardeşim git derim ben. Orada koparım ben. Dördüncü merhaledeyiz, beşinci merhaledeyiz. Mehmet Akif hocam devam ediyor. O arada hurma bahçesini devşirmiş bir sahabi bir sepet hurma hediye peygamberimize getiriyor. Peygamberimiz o hurmayı alıyor.
o adama veriyor. Diyor ki bunu sadaka ver diyor. Al bunu sadaka ver git diyor. Diyor ki ya Resulullah bir şey soracağım size. Siz bu Medine'deki evleri çok iyi tanırsınız. Bu Medine'deki evler içerisinde benim evimden bu bir sepet hurmaya daha çok ihtiyacı olan ev bilir misin? Sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Al o bir sepet hurmayı ve çoluğunla çocuğunla git ye diyor. Mehmet Akif hocam bu. Ben bunlarla uğraşırım. Valla aklımda fikrimde herkes ne varsa orayla uğraşıyor. Ben bununla uğraşıyorum. Ya bu örnek, bu misal bana bu peygamberi sevmeye yetiyor üstadım ya. Çünkü bir derdi var. Derdi insan. Bak bütün peygamberlerin derdi insandır üstadım. Ha bunu birileri alıp da bir başka yere taşımışsa ben hangisine bakarak hareket edeyim üstadım? Dinin merkezi de insan. Zaten onun için gelmiş. Tabii. Yani de zaten onun için gelmiş. Bakın oruçla alakalı konuştuk. Oruçla ilgili ayet-i kerimelerde bakın. Yuridullahu bikumul yusra. Allah size kolaylık murad eder. Zorluk murad etmez. Başka bir ayet-i kerimede Nisa suresinde bak Mehmet Akif hocam. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah sizin sırtınızdaki yükü almak ister. Hafifletmek ister. Başka ayet-i kerimeler var. Allah dilese sizi zora koşardı. Niye zora koşsun? Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün uygulamalarında bu var üstadım. Bunu birisi alıp da başka bir yere taşımışsa ve benim elimde temel kaynaklarım varsa ve bunu da ben biliyorsam, şu anda da baktığım toplumda bütün problemler varsa ben o problemleri çözmenin peşine mi düşeceğim yoksa efendim bu ayki maaşımı artırma peşine mi düşeceğim? Bakın çok özür diliyorum sizden. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Takip ediyorum. Yani şöyle diyorum, ya bende bir sıkıntı var ki büyük bir ihtimalle öyledir ya da insanlarda sıkıntı var diyorum ama yine verdiğim kararı söyleyeyim, bende sıkıntı var. Şimdi mesela Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarımızda ders okutuluyordu değil mi? Evet. Yani öğretmenlerimiz öğrencilere ders veriyordu ve bunun belli bir, hiç hayatta öğrenememişimdir bunu, belli bir limiti, saati maaş karşılığıdır, geri kalan ücretlidir. Çünkü ben de öğretmenlikte yaptım. Orada anlamamışım ne demek. Yani çok iyi. Haftada 15 saat çalışacak, ders yapacak, geri kalanlar ücret alacak. Aynı şeyi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an kursu öğretmenlerimiz de öyledir. Yaz Kur'an kurslarımızda İmam Hatip arkadaşlarımız da alır. Şimdi güzel, tamam devlet vermiş, kabul, tamam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz, tamam ilgilenenler için Allah razı olsun. Şimdi soru şu ya da sorun şu. Şimdi evlere çekildik, ders yapamıyoruz. Hemen konuşmaya başladığımız konu. Öğretmenler ders ücretlerini alacaklar mı? Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verdi. Öğretmenler ders ücretini aldılar. Hemen ben de harekete geçtim. Biz ne olacağız? Biz de harekete geçtik. Belli mahfillerle beraber ve bir karar çıktı. Efendim İmam Hatipler de, Kur'an kursu öğretmenleri de ücretlerini alacaklar. Ya böyle bir zamanda bir yangın var üstad. Yangın. Memleket yanıyor. Memleket yanıyor. Evet. İnsanlar 1.000 lira para aldığı zaman hocam göklere uçuyorlar. 1.000 lira devlet yardım ettiği zaman 1.000 lira, 1.200 lira, 1.100 lira. Ya dönüp bir bakmak gerekmez mi üstadım benim? Yani bu kadar hengamede, bu dertler içerisinde ben, yani bununla mı uğraşacağız biz? Ama şeyde de diyor ya, فَلْيَعْبُدُ رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Önce karınlarını doyurmak, sonra emanlarını sağlamak. İnsanın temel ihtiyacı değil midir bu biraz da? Yani ekonomisi, doğal bir refleks değil mi bu? Çok güzel üstadım. Şimdi bir toplumda bir mümin olarak düşün. Eğer mümin bütün derdi kendi ise yandık. Yani hayattan anladığı, bu hayattan aç kalmadan, susuz kalmadan, eksik kalmadan, noksan kalmadan yarışı insanların önünde bitirerek Allah'ın huzuruna gitmektir hedefimiz. Hedef bu mu? Hocam hedef bak, şöyle söyleyeyim ben size, hedef çok net anlatılıyor. Eğer biz müminsek, Müslümansak hedef çok anlatılıyor, net anlatılıyor. Yasin suresi. Şöyle yapalım hocam, böleceğim çünkü. Hedef evet. Nedirle? Tamam, devam edelim. Devam edelim. Bir araya gitmem lazım. Aranın ardından hedef nedir sorusuyla devam edelim. Bir de bir gençle olan hikayenizi çok dinlemek güzel. İki isterim. Tane bu, i̇ki tane anlatayım. İki tane de genç olan çünkü gençlerle olan sohbetinizi merak ediyorum. Tamam üstad. Çok enteresan tamam, sorular geliyor. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Kısa değil herhalde, biraz uzun bir ara mı?
Biraz uzun bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Osman Hocam'la konuşmaya devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar. Biraz uzun bir ara oldu. Beklettik sizleri de, kusura bakmayınız. Şimdi devam ediyoruz Osman Egin Hocam'la. Biraz Ramazan üzerine ve din üzerine sohbet etmeye, muhabbet etmeye. Nerede kaldığımızı da ben hatırlatayım. Yani aslında hedef nedir de kaldık. Ve evet, bize özellikle gençlerle sohbet ediyor musunuz diye sordum. Merak ediyorum. Ve o sohbetlerden iki tane hikayesini bizle paylaşacak Osman Hoca. Çok fazla mesaj geliyor bu arada sosyal medyada. Onlara da bakmaya çalıştım arada. Buyurunuz. Evet. Teşekkür ediyorum Mehmet Akif Hocam. Şimdi benim temas ettiğim konu, yani konuştuk. Mesela şu zor günlerimizde gerek devlet olarak gerek millet olarak zor durumdayız. Bütün dünyadaki milletler zor durumda, devletler zor durumda. Biz de böyle bir ortam yaşıyoruz. Bu anlamda yani böyle bir günde insanın derdine olmalı. Yani dert neyin? Yani dertli olmayı insan... Sadece kendim olacak derdi, yoksa başka bir derdi olacak mı diye onu konuşuyorduk. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buna örnekler var. Mesela şöyle söyleyeyim bir anlamda. Mesela öğretmenleri, benim dünyada en çok sevdiğim meslek öğretmenliktir. Ben ölsem, kendimi öğretmenim ben şu anda. Ölsem tekrar bana deseler ki cennette sana şu kadar görev var. Hangisini istiyorsun? Öğretmenlik isterim. Kesinlikle. Müthiş bir haz, müthiş bir zevk. Yani bir bilgiyi, bir insanın bilmediği bir bilgiyi insana öğretmek kadar dünyada insana haz verecek başka hiçbir şey olamaz. Ya da şöyle düşünün, şöyle düşünüyorum ben. Yürüyemeyen bir çocuk sizin vasıtanızla yürümeye başlıyor. Koşmaya başlıyor. Öğretmen bu. İşte imamlarımız, İmam Hatip'i de çok seviyorum. Uzun yıllar imamlık yaptım ben. Gerçekten en çok sevdiğim, şu anda bir Diyanet Eğitim Merkezi müdürü yapıyorum ben. Ama bana deseniz ki Diyanet'te hangi göreve talip olursunuz? Hiç düşünmeden imamlık derim. Ve bu şeyimi... Yani görevimin son dönemlerini yerine getireceğim. Harika bir meslek ama burada bir samimi... İmam da cemaatini öğretici olduğu için mi? Yani imam hocam, ya insanları aydınlatıyorsun, ya bir karanlık bir noktası var. Öyle büyük bir problem olarak görmüş ki. Mesela geçen birisi aradı beni. Şey üzerinden, Instagram üzerinden yazmış, uzunca yazmış, okudum ben. İşte diyor ki hocam bir kızım var. Kızım eve bir köpek getirdi. O bir odada... Efendim ben de diğer bir odada namazımı falan kılıyorum. Ama etrafımdaki bütün insanlar bana köpek giren eve, kedi giren eve melek gelmez. Senin namazlar güne gidiyor dediler diyor. Ben ona güzel bir cevap yazdım. Dedim ki sen o odanda huzurla namazlarını kıl. Kızına da söyle köpeği aç bırakmasın. Köpekle ilgilensin. Kapattık bu kadar. Ya bu üstadım, bu bir problem bana. Arkadan Allah razı olsunun bini bir para. Dünya kadar en güzel dua. Ya böyle basit şeyler var bunlar. Bu basit şeyleri insanların canına okumanın ne anlamı var üstadım benim ya? Onun için imamlık açısı, onu söylüyorum. O açıdan imamlığı seviyorum ben. Yani bir insan bana gelir, dünyanın en büyük problemi diye geldiği bir şey belki de çok küçük bir şey. Yani ama işte imam var hocam. Yani bir tanesi de orada sahabeyi öldürmüş. Evet, iyi gidiyoruz ama. Yani imam şu dönemdeki İmam Hatip arkadaşlarıma bak, ben seminerlere gidiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Yani ben 30 sene önce de yine eğitim merkezi öğretmenini yapıyordum. Yani iyi gidiyoruz, bunu çok samimiyetimle, bütün kalbimle, bütün gönlümle söylüyorum. Öğretmenlerimiz de öyle. Yani bizim öğretmenlerimiz, eski dönemdeki öğretmenlerimiz de iyiydi ama şimdi daha iyi yere doğru gidiyoruz ama biraz acele etmeyeceğiz. Şimdi şunu söylemek istedim. Derdi olan bir insan, bir öğretmen. Derdi olan bir doktor. Ya doktor hikayelerini okuyorum, şöyle gazetelerde falan bakıyorum. Mesela bugün bir yabancı bir ajanstan, sizin gazetenizde okudum ben. Bir efendim Amerika'dan, İngiltere'den gelmişler. Bizim Cerrahpaşa'yı gezmişler vesaire. Adamlar mest olmuşlar. Yani International yapmış. Ya bayılıyorum yani böyle bir haber. BBC de yaptı önce. BBC yapmış evet. Okudum onları. Ya çok hoşuma gidiyor üstadım benim. Allah razı olsun. Aynı şekilde mesela böyle imamlarımız da var üstad. Mesela imamların bir vefa grubu kurmuşlar. O vefa grubuyla beraber şöyle söyleyeyim bak. Çok enteresan bir bilgi de vereyim ben size. Şimdi mesela neyi tartışıyoruz? İşte oruç, 65 yaşının üstündekiler oruç tutsun mu tutmasın mı vesaire falan. Şimdi öyle bir güne geldi ki bizim imamımız, Allah'a hamdolsun, o vefa grubunda telefon alıyor. Yiyeceklerini o 65 yaşının üstündeki arkadaşımızın, abimizin, ablamızın yiyeceklerini alıyor götürüyor. Orada bir problemin daha. Oğlum diyor, oruç tutacak mıyım, tutmayacak mıyım? Tutma teyze diyen imamlarımız var artık. Aman gözüne kurban, önce hayatta kal ki Allah'ın iyi Müslümana ihtiyacı var. Yani Allah iyi Müslümanı sever, bizim... Böyle diyenler imamlarımız var. Rabbime hamdolsun.
Onlara müteşekkirim. Ama şunu da yapacağız. Doktora gitmek gibi yapacağız. Neyimiz var? Gittiğimizde bir yerimiz ağrıyor, onu da söyleyeceğiz. Anlatabildim mi? Bana fırsat verseler, ben meslekler içerisinde en çok ücret vereceğim meslekler öğretmenler olur. En çok ücret vereceğim meslekler imamlar olur. O ayrı bir şey. Ama bugün toplumu de... Toplumu inşa ettikleri bravo, için bir yer. Bravo, çok güzel. Yani topluma rehberlik edenler olduğu için. Ama bugün bunun derdine düştüğümüzde bu beni yakar, beni yaralar diye söylüyorum bunu. Şimdi mesela bir peygamber düşün. Yasin suresini anlatıyor. Bir adam, şehrin öteki ucundan koşup gelen bir adam. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى Koşup geliyor. Diyor ki kavmine, peygamberlere uyun. Arada yok orada ayette, soruyor. Yani peygamberlerin özelliğine. Hiçbir ücret almazlar. Hay bravo. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَلْكُمْ اَجْرًا Ve bütün peygamberlerde geçen tabir şudur üstadım, bakın. Peygamberlerin ortak özellikleridir. Bütün karşısındaki insanlarla alakalı bunu söylerler. Ma es'elukum aleyhi ecra. Ben senden bir ücret istemiyorum ki. Kul la es'elukum aleyhi ecra. Söyle onlara. Ben bunu bir şey karşılığında yapmıyorum. Hocam bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Peki Kur'an'da anlatıyor. Nuh aleyhisselam böyleymiş, Hazreti Muhammed böyleymiş, Musa böyleymiş. Ayeti Cenab-ı Hak böyle anlatıyorsa ben de öyle olacağım. Bana diyor ki sen bu işi yapıyorsan sen de öyle ol. Şimdi beni burada bu ayet, bu şeyde, sayfada yaralayan şey ne biliyor musunuz? Bu peygamberin bu mücadelesinden sonra bütün derdi insanları helak olmaktan, hem dünyada hem ahirette kurtarmak. En sonunda ona deniyor ki artık görevini yaptın, kıyled hulil cennet, gir cennete. Cenneti hak ettin. Bütün insanların, yani müminlerin, Müslümanların hedefi bu. Cennete girmek, cenneti yakalamak. Orada büyük zenginlik var. Güzel. Peki ne cevap verir Mehmet Akif Hocam? Böyle bir şeye bir peygamber ne cevap verir? Yani ne der? Girelim artık, yani bu kadar mücadele ettik. Hayır. Ümmetim. Kale ya leyte kavmi yalemun. Kavmin bilseydi. Hala aklı kavminde üstad. Hala aklı kavminde. Ona diyorlar ki cennete gireceksin. Uyan. O diyor ki kavmim. Kavmim. Hocam, insanı dert edinmek lazım. İnsan. Bakın, insanın sadece bizim temel amacımız şu değil. Yani fakir bir insan, aç bir insan hocam. Aç bir insana din anlatılmaz hocam ya. Aç bir insanın din anlatımı nedir biliyor musun üstad? Karnını doyurmaktır üstad. Karnını doyurmaktır. Onun için buraya geleceğiz. Şimdi bunu nasıl yönetti? Mesela gençlerle alakalı söylüyorsunuz. Bakın din, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amacı, efendim genç buldu genci Müslüman etsin, Yahudi buldu Yahudi'yi Müslüman etsin, Hristiyan buldu Hristiyan'ı Müslüman etsin, helal olsun sana. Böyle bir beklentisi yok. O çok önemliydi hocam. Nüfusu arttırmak değildir dediniz. Tabii. Buradaki mesele çok önemli. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Evet Kur'an-ı ayetler var. Ben seni polis olarak göndermedim, ben seni muhafız olarak göndermedim. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayetler var ya. Böyle çok sıkça geçiyor. O zaman bayağı bir şey şirazesinden çıktı yani. Bayağı bir şey. Şiraze nerede? O kadar. Şiraze, küçük bir şey anlatayım ben size. Bunu anlatacak böyle nükte olsun. Gecenin nüktesi olsun. Bizim köyde Allah rahmet etsin. Ben Karadenizliyim. Havva'ya biz Heva deriz. Heva. Yani Heva anne, Heva nine. Nene. Heva nene. Şimdi Heva nenenin torunu var. Efendim. Heva nene, Havva annemiz 90 yaşında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de oğlunun oğlu var. O da 8-9 yaşlarında bir ipliği iğneye şey yapacak, geçirecek. Geçiremiyor, gözleri görmüyor, şeye veriyor. Toruna veriyor. Oğlum diyor, bunu geçir. Torun ne diyor biliyor musun? Diyor ki, nene diyor, iğne nerede? Çocuğu doktora götürüyorlar, 11 numara çıkıyor çocuk. Fark etmemişler. Şimdi şiraze falan, şiraze nerede hocam? Çok. Dolayısıyla toparlayacağız. Şimdi bak, Hazreti Muhammed'i niye seviyorum? Şimdi bir ilahiyatçı olarak konuşmuyorum. Tamam mı? Tamamen nötr olarak bir insan olarak konuşuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkacak. Bir şey hazırlığı var. Fakat insan yok yanında. İnsan bulamıyor. Deve bulamıyor. At bulamıyor. Ondan sonra para bulamıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o derdi var.
Bunu gören bir genç, bu ortamı gören bir genç çıkıp geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in genç bir delikanlı. Çıkıp geliyor, diyor ki ya Resulallah, seninleyim diyor. Peygamberin en çok sorduğu soru hocam ev sorusudur. Ev. Bak bir örnek daha vereceğim ona. Geride kimi bıraktın, evde kimi bıraktın diyor. Bu kadar hengamet hocam, insan arıyor, insan. İnsana ihtiyaç var. Savaşacak insana, savaşa gelecek insana ihtiyaç var. Böyle bir zamanda böyle soru mu sorulur? Evde ne bıraktın? Genç devam ediyor, diyor ki ağlayan bir anne baba bıraktım. Ne dediler? Dediler ki oğlum gitme. Biz yaşlıyız. Ne işin var? Yapma, etme, eyleme. Peki sen ne yaptın? Ben onlara dedim ki ben Allah'ın Resulü'nün arkasındayım. Dini kurtaracağım falan dedim. Geldim ya Resulallah. Cevap hocam işte orada beni bitiriyor cevap. Diyor ki irci'a ileyhime. Dön onların yanına. Fe'adhikhuma kema ebkeytehuma. Onları nasıl ağlattıysan. Öyle güldür. Öyle güldür. Üstadım, ben bu peygamberin peşinden giderim. Bak insanı merkeze almış. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir başka örnek söyleyeyim ben size değerli kardeşim. Yine aynı şey. Tebük seferine katılamayan 3 tane sahabe vardır bilirsin. Bunlar Tevbe suresinde anlatılır. Tebük seferine hiçbir problemleri olmamasına rağmen peygamberin en zor anında peygamberi terk etmiş. Bunlardan bir tanesi ünlü bir şairdir aynı zamanda. Kâb bin Malik. Katılmıyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Peygamberimiz onlara yaptırım uyguluyor. Müslümanlara diyor ki bunlarla konuşmayacaksınız. Bunlarla selam vermeyeceksiniz. Selamını almayacaksınız. Evindekileri de çağırıyor. Evindeki çocuklarına, eşine diyor ki bunlara selam vermeyeceksiniz. Bir tanesi hatta hanımı geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah. Ya çok yaşlı diyor. Yemeğini falan verebilir. Yemeğini ver diyor. Yemekte problem yok. Netice itibariyle 50 gün bekliyorlar. Ayeti kerime geliyor. Bu 3 insanı ayetle affediliyor. Yani ayetle beraber onların affedildiği şeyi geliyor. Kâb bin Malik'e bu haberi götüren, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmıyor. Kâb bin Malik'e bir adam gönderiyor, ulak gönderiyor. O ulak koşuyor. Tek katlı bir kerpiç bir ev. Uzaktan bağırıyor. Ey Kâb! Ayet geldi, affoldun diye haykırırken kendinden geçiyor, evden aşağıya atlıyor. Aşağıda hizmetlileri var, 2 tane hizmetlisi var. 3 tane elbisesi var. Yani giydiğiyle beraber 2 elbisesini onlara veriyor arada. Gözler karardı artık. Ondan sonra koşa koşa peygamberimize geliyor ve diyor ki ya Resulullah bütün malımı bağışladım diyor. Yine soru aynı soru hocam. Eve ne bıraktın diyor. Osman Ege'ne gelseler ne yapar? Ben size söyleyeyim bak. Haseki efendim külliyesinde görev yapıyorum. Dini bir görev yapıyorum. Biri geldi dedi ki efendim coşmuş. Ver coşkuyu dedi. Geldi dedi ki hocam bütün varımı yoğumu buraya. Valla bizim yöntemi söyleyeyim ben size Mehmet Akif hocam. Valla adamın bu sıcaklığı geçmeden hemen notere gidelim abi dedim. Ne olur ne olmaz vazgeçebilir. Benim peygamberim öyle demiyor. Diyor ki eve ne bıraktın? Bütün ısrarlara rağmen Kâb bin Malik'in 1/3 malını kabul ediyor. O da Kâb bin Malik'in ısrarlarına rağmen. Hocam bak. Duygu zirvede, adamın aklı başında değil, hayatta, hemen ayaklarını yere bastırıyor hocam. Bizde böyle mesela cemaatlere, vakıflara bağışlar yapılırken o süreci yönetenler bu tarihi süreçleri ve kıssaları biliyorlardır. Soruyorlar mı eve ne bıraktın diye? Vallahi ben kendime soruyorum üstad. Yani soruyor musunuz? Yani ben onlara yani ne yapıyorlar, ne diyorlar çok Allah'tan çok iyi bilmiyorum yani ama... Onlar beni çok. Ben şuna yoğunlaşıyorum üstad. Ben ne yapıyorum? Mehmet Akif hocam ben ne yapıyorum? Yani biz ne yapıyoruz da geliyoruz. Ama mesela şöyle samimi ahbabım, dostum, arkadaşım olur oturur konuşurum. Ama biz şöyle bir düşün ki öyle bir şey düşün ki hocam. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki bütün insanlar bakın kıyameti anlatırken Cenab-ı Hak öyle anlatıyor. Diyor ki o gün herkes diyor eşinden, kişi annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından. Arkadaşından, dostundan kaçacak bir yer. Niye? Herkesin derdi kendine yeter. Peki bu ayet niye anlatıyor? Hocam bu ayet şunun için anlatıyor. Mehmet Akif, herkes kendiyle uğraşsın abi diyor. Herkes kendiyle pandemi uğraşsın. De bir miktar yani evet. Kaçmaya başladık.
Nasıl? Çok mesaj geldi hocam. Ne diyor? Sosyal medyada. Evet, ne diyorlar? Bir tanesini sor üstadım. İki tane sor. Soru sormuyorlar hocam. Ne diyorlar? İnsanlar herhalde böyle şeyler duymayalı çok zaman olmuş. Dini anlatan insanlardan. Ben öyle anladım. Yani bazılarını paylaşacağım sonra. Ben çok sosyal medya mesajlarını yani kendi hesabımda paylaşmıyorum ama bazılarını paylaşacağım program çıkıyor. Eyvallah üstadım. Biz başka bir yerden yakaladığımız için herhalde gençlerle olan sohbetinizi o yüzden merak ettim. Atlamadan giderim. Ne kadar vaktim kaldı bilmiyorum. Evet, arkadaşım söyleyecektir. Şu gençlerle ne soruyorlar, ne söylüyorlar bize ve böyle ibretlik bir şey. Mesela gençlerle ilgili, gençler geldiklerinde hocam hep genelde sosyal medyada tartışılan, konuşulan şeyleri soruyorlar. Mesela biraz önce anlattım işte mesela peygamberimiz işte kaç hanımı vardı. Ben onlara şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yani neden peygamberi tanımaya peygamberi kaç hanımı vardan gidiyorsun? Yani öyle bir yerden neden giriyorsun diye soruyorum ben mesela. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir örnek vereyim ben size. Allah cenneti anlatıyor. İşte cennette diyor işte efendim üzümler vardır. Cennette efendim çok güzel içecekler vardır. İşte cennette şunlar vardır, bunlar vardır vesaire falan. Mesela bir de cennette diyor ki cennette gürültü ve şamata yoktur diyor. Kavga, gürültü yoktur diyor cennette. O da cennetin örnekleri arasında. Ben bakıyorum mesela benim etrafımdaki Müslümanlara. O cennette gürültü yoktur. Kavga yoktur. Herkes kendi keyinedir. Niza yoktur, tartışma yoktur. Ya, vallahi beni en çok cezbeden cennetteki nimet bu nimet. Şimdi bir tanesi diyor ki hocam orada efendim huriler var mı? Varsa kaç yaşında mı? Ya, ben, yani nasıl bir şey bu? Mehmet Akif hocam çok enteresan bir şey. Hani bazen Allah şöyle diyorum ben kendi kendime. İnsan farkına varmadan bir samimiyet testi yapıyor insana. Yani ne bir yere baktığında ne görüyorsunuz aslında siz osunuz. Çok enteresan. Şimdi gelip mesela böyle sorular soruyorlar. Şimdi bir tane örnek vereyim. Ben bunlara çok dini cevaplar vermiyorum. Mesela bir tanesi geçen geldi böyle sorular sordu. Dedim ki bak oğlum ben sana söyleyeyim. Sen dedim Nasrettin Hoca'yı tanıyor musun? Evet dedi. Dedim Nasrettin Hoca'ya birisi duydun mu sen bu şeyi dedim fıkrayı. Fıkra ne fıkrası bak. Fıkrayı ne cevap hocam. Nasrettin Hoca'ya birisi demiş ki hocam yolda bir tepsi baklava gördüm. Hoca cevap demiş. Hoca demiş ki bana ne? Demiş hocam ama sizin eve gidiyordu. Demiş ki sana ne? Şimdi dinle alakalı bana bir dertle beraber gidiyorsa hocam şöyle bir derdim var benim diye bir dert ama onu kafasında problem etmiş. Mesela peki, diyor dert ki sorayım. Örnek veriyorum ben size mesela kafasında problem etmiş. Hocam işte Musa aleyhisselamla arkadaşı efendim şöyle yaptılar gemiye bindiler gemiyi deldiler orada öldü bir peygamber bir adam öldürür mü? Soru. Ya benim hiç hayatta ben o sureyi yani Ekef suresini 50 kere okumuşum. Ne 50'si? 500 kere, 1000 kere okumuşumdur. Hayatta gözüme takılmamıştır. Ama takılan bir şey var orada. Mesela orada bir çok net, bütün hepsini çözen bir ayet var. Açıyorum ben o ayeti gösteriyorum. Diyorum ki bak yavrum benim, canım benim. Bak şu ayeti gördün mü? Yok, görmedim. Bak göstereyim ben sana. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا Orada bir kulumu buldular benim. اَعْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا Ben ona katımdan bir hikmet verdim, bir bilgelik verdim. Ve ona sizin bilemeyeceğiniz şeyleri öğrettim Allah diyor. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Ledun ilmi demek de yani gelecekle alakalı olacak olan ama insan ben ona öğrettim diyor. Şimdi Allah soru şu, senin inandığın Allah, Tanrı, efendim, insan kavramıyla beraber düşünüyor. Senin anlattığın Allah geleceği bilir mi bilmez mi? Hocam bilmez. Abi güle güle. Niye sen zaten bu işte derdin yok senin. Yani bir adam hocam inandığım Tanrı geleceği bilemez diyorsa Kur'an-ı Kerim başından sonra bilirim ben diyor. O zaman zaten Tanrı kavramı düşüyor. Dolayısıyla seninle tartışmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi fekul selam. Fasfah anhum ve kul selam. Bak Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu. Furkan suresinde. Oradaki canım benim. Ben bu işlerden pek anlamam. Senin yolun açık olsun. Çünkü çıkmış şiraze dediniz ya. Ha ikincisi hocam bilebilir. O zaman yavrum diyorum bak burada Allah buna bildirmiş. Ayeti bitirirken de şöyle bitiriyor. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِهِ Bunları ben kendi başıma yapmadım. Allah bana bildirdi, yaptırdı. Ama bu kadar devamlı böyleyim anlamında değil. Şimdi burada o zaman her şey oturuyor.
Yani anlatmak istediğim şu. Gençlerimiz genelde gizemli bir din anlayışının peşinde. Hocam, evet, cinler neden yaratılmıştır? Valla bir bakalım, bir laboratuvar buluyoruz oraya, bir cin de yakalayabilirsek eğer, şey yaparız. Hocam, efendim, hocam şey de diyor ki, efendim, şeytan cinlerdendi. Eğer cinlerdendi, meleklerdendi. Eğer meleklerdense ayet-i kerimede öyle deniyor. O zaman efendim nasıl şeytan oldu? Benim oğlum sen şeytan olma. Şeytanın şeytanlığından, cinin şeytanlığından bana ne ve sana ne hikayesi yani, baklavadaki. Cinin şeytanlığından, üstad şeyin şeytanlığından sana ne? Sen şeytan ne yapıyor ona bak. Sen şeytan sana ne yaptırmak istiyor ona bak. Yapma onları. Dolayısıyla bak buradan gittiğimizde mesela geçenlerde iki tane genç gönderdiler. Bir tanıdığım bir hanımefendi. Biri oğlu, biri de yeğeni. Dedi ki hocam yetiş, bizim çocuklar elden gitti. Din elden gittiği gibi çocuklar da elden gitti. Şimdi çocuk, iki tane çocuk geldi şeye. Haseki'ye geldiler. Ben onları karşıladım ama içimde olan bir şekilde, yani şöyle çok özür diliyorum. Bir valimiz, bir belediye başkanımız, bir arkadaşımız, bir efendim iş adamımız geldiğinde nasıl karşılıyorsam onları öyle karşıladım. Ama bir şey söyleyeyim size, Allah adına söylüyorum, rol yapmadım. Ben insanı seviyorum hocam. Yani onun yola getirecekse sahibi var. Sahibi yola getirsin. Ben yaşarım. Beğendiyse benden alır, beğenmez almaz. Onun sahibi Allah, ben değilim. İnanmayla alakalı bir problem varsa beraber çözsünler. Ben ona eğer benden bir ihtiyacını giderme ihtiyacı hissediyorsa onu gideririm. Üstadım bak şöyle. Geldiler. Neyse karşıladık. Ondan sonra odamı aldım. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. İnsani davranışlar, insani münasebetler, beşeri münasebetler. Külliyeyi gezdirdim vesaire falan filan. Bir öğlen yemeği ikram ettim. İkram ettikten sonra bayağı bir zaman geçti. Dedim ki bir tanesi, üstad buyur. Dedi ki ben üstad değilim. Dedim ki sen bilgisayar mühendisliğini okumuyor musun? Evet. Oğlum dedim, ben hiçbir şey bilmem o alanla alakalı. Sen benim hocamsın. Nedir? İşte başladılar sormayı. İşte niye Allah insanlara oruç tutturuyor? Dedim ki insanlara Allah niye oruç tutturuyor biliyor musun? İnsanlara Allah oruç tutturuyor, fabrika ayarlarını bulsunlar diye. Bütün başımıza ne bela gelirse tokken geldi. İnsanın şehveti tokken zirve yapar. İnsanın efendim, yani aklınıza ne geliyorsa. Allah efendim şeyle beraber, açlığımızla beraber bizi terbiye ediyor ya. Mesela basit bir şeyler, örnekler verdim mesela. İşte Allah niye bunları emriyor, niye bunları ediyor. Dedim ki evladım sen okula gidiyorsun değil mi? Bir okula gidiyorsun. Evet hocam. Peki okula gittiğinde saat kaçta gidiyorsunuz? Hocam 9'da. Onda git canım benim. Ya hocam olur mu? Olmaz. Bir adam okula, sen öğrencisin, giderken 9'da sokmuyor. Yani onda gittiğin zaman ondan sonra 9'da geleceksin dediğinde ona peki efendim diyorsun. Sen bir işçisin. Sana saat 8.30'da burada olacaksın dediğin zaman oluyor. Peki bir dinin sahibi, ona inandığını söyleyenle alakalı onu disipline etme anlamında ona bir takım tekliflerde bulunamaz mı? Bu bir disiplin, bitti. Mesela bir tane örnek vereyim ben size. Yine gençlerden gelen bir soru. Bir seminere katıldık. Seminerde bir kız çocuğumuz mesela şöyle zaman zaman oluyor. Ben çok karşılaşmıyorum ama Mehmet Akif hocam şöyle oldu. Yani baktım ben soru soracak fakat soru sorma şekli felaket. Yani bir kız çocuğu böyle benimle konuşurken bacak bacak üstüne attı vesaire falan. Baktım yani çarpacak beni. Belli. Çarpacak arada, beni. Ama evet. Hiç problem yok. Dedi ki bir ilahiyat fakültesinde yapıyoruz bu semineri. Dedi ki başörtüsü diye bir şey var mıdır İslam'da dedi. Soru belli yani. Cevabı da belli aslında. Soru sorarken söyledi. Başörtüsü var mıdır? Dedim ki bak. İşte ona yanımda bulunan bir arkadaşımız Nur suresindeki ayet-i kerime okuyarak cevapladı. Çocuk dedi ki ben ateistim dedi. Ben ateistim dedi. Ya ateist olan bir adama ne ayet okuyorsun abi sen? Onu gönderene inanmıyor. Onu gönderene ayetle, hadisle. Hayır hocam. Ben onun anladığı dille ona cevap verdim Mehmet Akif hocam. Dedim ki kızım sen dedim sporla ilgileniyor musun? İlgileniyorum. Tuttuğun bir takım var mı dedim. Var dedi hocam. Peki bu tuttuğun takım hangi takım? Fenerbahçe. Güzel. Peki dedim bu Fenerbahçe sahaya çıkarken bir forma giyiyor değil mi? Evet dedi hocam dedi. Baştan anlatmaya çubuklusu var vesairesi falanı filanı var. Dedim bunların kaç topçu var? Kaç topçuyla oynarlar bunu? 11 topçuyla. Bunların 9 tanesi bir giyse diğeri de başka bir forma giyse olmaz hocam dedi. Yasak dedi. Yapma dedim ben.
Başka öyle aynı şekilde örnekler müsaade etmiyor. Ya dedim abi bu oyun değil mi oyun? Bu oyun oyun olduğuna göre ya ne olur canım benim yani o şekilde giysim şortumu farklı giysim. Hocam dedi çoraba bile müsaade etmezler. Çorap bile dedi tozluklara bile aynı olacak dedi çoraplar. E dedim güzel kardeşim benim yani bak bir dinden bahsediyoruz. Bu dini gönderen bu dinle alakalı bir takım disiplin edici bir takım şeyler teklif etse buna sen nasıl yaparsın deme hakkımız var mı bizim ya? Her şey hayattaki her şeyin bir disiplini var. Biz şunu yapamayız. Biz şunu yapmayız. Biz şunu yapmamalıyız. Bir insan başı açık diye, başını örtmüyor diye onu bir takım şeyler itham edemeyiz. Çok özür diliyorum, hakkınızı helal edin. Ahlaksız olmakla ya da dindar olmamakla çok tehlikelidir. Bak çok net söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Böyle bir insanı dindar olmamakla itham edemeyiz. Ettiği zaman sen gidersin, bitti. Temel yanlışlar buralarda üstadım. Yoksa bunların yok kabul edilmeme, kabul etmeme ile alakalı falan değil. Öyle bir noktaya getirdik ki bunları ha insanlar dedi ki değilim. Biz bu dini anlatımda bu tür şeylerde daha çok egomuzu tatmin etmeye, insanı yenmeye odaklandık. Ya en çok bizim etrafımızda benim etrafımdaki şeylerden mesela bana söylenen şeyler hocam haddini bildir. Savaşa mı gidiyorum ben? Ne haddi neden bahsediyorsun? İnsanı haddini bildirecekse Allah bildirir. Ya insanı haddini bildirmek diye bir kavram var mı ya? İnsanın ihtiyacı giderilir. Onun için bu mecradan bunları hızla söküp almamız gerekiyor değerli dostum benim, değerli kardeşim benim. Temel problem şu. Bir insan ateist oluyor değil mi? Ateist. Yani bakıyor ateist oluyor. Bir insan deist oluyor. Durup dururken mi oluyor ya? Yani şöyle i̇htiyacı mi diyor? İhtiyacı giderilmiyor. Abi bak değerli dostum benim çok özür dilerim. Helal et abi diyorum. Yani bir insan karşısındaki dini anlatan bir insanın kendisiyle ilgilenmediğini, hiç ilgili olmadığını görüyor. Yani şöyle mi diyor? Efendim 5 ay işte 5 sene Müslüman olarak kaldık. 5 senede falan grupta kaldık. 3 senede şurada 5 senede ateist olarak kaldık. Böyle zevkine mi yapıyor bu işi? Hayır. Zevkine yapmıyor. Üstadım insanın içinde bir takım fıtri temel şeyler vardır. Meyiller vardır, eğilimler vardır. Duyular vardır, duygular vardır. Benim kanaatim inanma da bunlardan bir tanesidir. Hatta inançsızlık inancı diye de bir şey var yani. İnsanlar bir şeye inanıyorlar. İnanmak ister. Bir şey. İnanmak istiyor. Bak ben mesela geçenlerde bir kitap okudum, çok hoşuma gitti. Siz de okumuşsunuzdur zaten, ben çok okuyamıyorum böyle kitapları. Evet. Göğü delen adam. Okudunuz mu? Okumadım. Üstadım, kesinlikle çok hızlı bir şekilde okuyun. Tek nefeste okuyacağınız bir kitap. Apalagi. Orada bir beyaz adam şey yapıyor. Ya bir dakika. Evet. Sanki. Evet. Göğü denen adam. Üstadım harika bir kitap. Şimdi bak orada hiçbir yerden vahiy almamış, hiçbir yerden beslenmemiş bir şey düşünün. Üstadım sanki 50 tane felsefe fakültesi bitirmiş. Efendim sosyoloji fakültesi bitirmiş bir insan. Gözlemliyor ve bakıyor hocam. İnsanlıktan çıktığı an insanı yakalıyor. Müthiş mesajlar var orada. Harika bir kitap. Şimdi onun için ben şunu diyorum. Eğer siz muhataplarınızla alakalı muhatabınızın insan olduğunu bilirseniz ve insan olduğu için ona ihtiram ederseniz. Bak ihtiram diyorum. İnsan hürmete layık bir varlıktır. Biz insana hürmet etmemiz gerekiyor. Çocuğun geldi biri dedi ben Allah'a inanmıyorum. Sert bir şekilde bana söyledi. Ben de tavır olarak hiçbir şey görmeyecekti. Sen kızmıyor musun dedi ya. Dedim abi niye kızacağım ben? Sen beni inkar etme yeter. Beni inkar edersen problem. Beni de inkar etmiyorsun. Bak inkar ettim diyorsun. Var mı? Ya dedi sen ne biçim konuşuyorsun? Vallahi dedim bizim dükkan böyle. Bak bu dükkanda başka bir şey yok. Bu dükkandan alacağım mallar burada ortada belli. Hocam 10 dakika 5 dakika muhabbetle sohbet ettiğiniz zaman yani bir insana bak bir tane örnek vereceğim ben size. Ben bu aynı zamanda bu hafızlık yapan kurslar oluyor ya onlarla alakalı orada hafızlara koçluk yapıyorum. Hafız koçu. Hani yaşam koçu oluyor da hafız koçu niye olmasın hocam? Ondan sonra insanlar sana koçum benim diyorlar. Şimdi bir öğrenci getirdiler bana. Yani 8 sayfa hafızlıkta Kur'an-ı Kerim'den 8 sayfa ezberlerken Mehmet Akif hocam bütün cüzlerden 8 sayfa. Tıkanmış çocuk. Tıkanmış. Bırakmış. Bir haftadır ders vermiyor. Annesi babası da bayağı efendim nasıl derler? Hali vakti yerinde olan insanlar. Hoca vallahi makine gibi gidiyordu hocam durdu. Aradılar vesaire falan. Dedim getirin. Şimdi ona da getirirken onu güdülemişler dedi. Demişler ki seni bak çok önemli bir yere götürüyoruz.
çok önemli bir adama götürüyoruz. Televizyona çıkıyor. Televizyonda programlar yap. Doldurmuşlar çocuğu. O doldurdukça ben çocuğun gelince gördüm ben. Doldurdukça sövmüş o içinden. Kapatmış kendini size. Hiç kapatmamış, sövmüş. Şimdi geldi, gelen baktım anne ayrı bir hava, baba, hoca ve öğrenci. 12-13 yaşlarında bir çocuk. Harika bir şey, tatlı, leziz. Odaya girdiler. Başladı annesi anlatmaya. Motor gibi maşallah. Allah Allah Allah. Bir dedim bak ilk problemi çözelim sen sus dedim. Senin gözüne kurban. İlk problemi çözüyorum. Sen sus. Evet. Baba konuşmuyor. Baba da hani, biraz baktım böyle çocuğa. Onu yakın oturttum ama oturmak istemiyorum. Bana yakın gelmek istemiyor. Diyor ki, yani bu da bunlardan. Ama benim bir derdim var. Şimdi üstadım şöyle yaptım ben Mehmet Akif hocam. Dedim ki çıkın dışarı. Anne, baba ve hocayı dışarı çıkarttırdım. Çocukla baş başa kaldık. Aynı kelimeyi kullandım ama dedim ki üstad. Dedi ki bir dakika ben üstad değilim. Dedim abi sen bu yola girmedin mi? Girdin. Sana soru dedim. Bir adam hacca gitmeyi niyet etse. Hacca doğru gidiyor. Hacca git efendim gitmeden yolda ölse. Hacı olur dedi. Dedim işte tamam bak ne güzel. Sen de bu yola girmesin. Sen de üstadsın işte. Tamam dedi peki dedi. Oturduk. Otururken dedim ki bir şey soracağım sana. Şey bir tavırla sor dedi. Öyle. Dedim abi. Abi de diyorum. Abi dedim. En çok sevdiğin yemek hangisi? Mehmet Akif hocam çocuk kafasını bir kaldırdı şöyle. Çocuğun önü aydınlandığını ben gördüm ya. Hangi yemeği seversin en çok? Soru bu. Biraz şey yaptı vesaire dedi ki tas kebabı. Yapma dedim ya. Tamam. Zile bastık. Bizim şey eleman geldi. Dedim ki çağır annesini babasını şeyini. Bir dakika geçti aradan. 1,5 dakika. Anne baba hoca geldi. Dedim ki o toplantı bitti. Alın gidin yarın ikinci seansa geleceğiz dedim. Çıktılar gittiler. Ya hocam falan dedim ya. Bitti. Yani bir psikoloğa gittiğin zaman 5 dakikada seans yapabiliyor. Efendim 1 saatte yapabiliyor. Yani bizim seans da bitti. 1,5 dakika sürdü. Yarın gel. Çocuğa söyledim yarın gel dedim. Üstadım yarın güzel bir tas kebabı hazırlattırdım. Kendimi seviyorum çünkü. Hazırlattırdım çocuk geldi. Ondan sonra beraber yedik. Ona da yine tanıttım vesaire falan filan. Konuştuk kanka olduk. El ele tuttuk ondan sonra vesaire falan. Efendim ondan sonra onları bıraktırdım zaten. Anneyi babayı bırak onları yine göndertirdim ikinci gün. Sonraki şeyde ona dedim abi senin derdin nedir? Niye dersleri yapmıyorsun dedim. Bak bu ve üst perdeden. Abi dedim senin derdin nedir ya? Sen niye dertleri yapıyorsun? Problemi yok üstadları yapacağız dedi ya. Bu kadar. Bak insan dediğimiz şey bu hocam. Çok küçük. İlişki, çok iletişim, küçük. Gönül aslında abi. Çok büyük problemler gibi gördüğünüz şeyler çok küçük dokunmalarla beraber çözülebiliyor. Ama bütün insanlar saygı bekliyorlar hocam. Sevgi bekliyorlar, hürmet bekliyorlar. Anlatabildim mi? Onun derdinden bir derdi bildiğinizi bilmek istiyorlar. Onun dertlerinden bir derdi bildiğinizi bilmek istiyorlar üstadım benim. Ama yok bu. Yani hemen oturduğumuzda bir şeyler yapmaya çalışmak, kendimizi ispat etmeye çalışmak, ispatı vücut yapmaya çalışmak. Anlatabildim mi? Yani benim varlığımdan da haberdar ol. Bunlar işi bozan şeyler bunlar. Bunları bir kenara koyacağız. Yani herkesi Müslüman edeceğiz. Herkesi Müslüman ettikten sonra yakasını bırakmıyoruz. Benim istediğim şekilde Müslüman olacaksın. O da ayrı bir dert. Öyle olunca hiç gelmiyor. Bunları bir kenara koyacağız. İnsana insan olduğu için ihtiram edeceğiz. Hürmet edeceğiz. Ondan sonra onun asli ihtiyaçları neyse onlarla ilgileneceğiz. Ondan sonra da eğer kendisi arz ederse onunla beraber konuşacağız üstadım. Onun için temel problem bu problem üstad. Temel problem bu problem. İnşallah bu problemi çözeceğiz. Beraber çalışacağız. İnşallah. Evet üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli yani, bir sohbet oldu benim için. Çokça soru da var. Şöyle oluyor bu programlarda. Şimdi ben sizi dinlemekten buraya hiç bakmadım. Allah razı olsun. Bakamayacağım da vaktimiz de kalmadı. Ama bir gün daha uzunca bir vakitte tekrar sohbet etmek isterim. Çünkü burada gelen mesajlardan anladığım şu. Bizi dinliyorlar şu anda insanlar. Evet. Çokça dediğim gibi yani sosyal medyadan paylaşacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmış olacağım siz kıymetli izleyenlerimize de. Demek ki sözü nasıl söylediğimiz söz kadar da önemli. Nasıl evet. Anlattığımız da önemli. Hocam. Tabii tavır da çok önemli üstadım ya. Yani aslında
Şöyle söyleyeyim, görüntü sesten daha önce geliyor. Yani insanın görüntüsü, şu anlamda söylüyorum ben bunu. Yani bir insanın derdiyle dertlendiği çok net belli oluyor. Yani bir adam diyor ki babam öldü. Adam cevap veriyor, kaç yaşındaydı? Adamın umurunda değil demektir bu. 80'in iyi, fena değil, gidebilir. Ya adamın babası ölmüş abi. Adam dertli, bunun kaç yaşındaydı? Neredeyse yaşında? Hocam biliyor yani, musun? Olur mu neredeyse böyle bir şey? İlk sorumuzdur bu bizim. Evet ya. Yani, tabii. Yani hakikaten kötü niyetli değil ama değil mi? Alıştık yani, hocam, alışkanlık haline alışkanlık getirdi, herkes kabullendi. Yani bu... Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var üstadım, çok güzel, yani hepsi çok güzel, kurban olurum ben hepsine ama فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ diyor ki süreç uzadı ve kalpler katılaştı. Artık kalp o kalıbı aldı. O kalıbı aldığında artık ondan sonra düşünemiyorsun ki Mehmet Akif hocam. Bitirmeden şeyi sorayım da öyle bitireyim o zaman, biraz uzattım, sizi de yoruyorum. Lütfen, ama. Estağfurullah, estağfurullah. Nasıl yumuşatacağız kalbimizi? Böyle izleyicilerimize şöyle bir 30 gün var önümüzde, şu hususlarda böyle belki bir şey ya, belki bir tas kebabı yani. Tabii. Şimdi her insanın dünyasında aslında kurduğu şeyler var hocam. O kurduğu şeyler her insanın kendi dünyasında değer verdiği, değerli bulduğu, değerler sıralamasında, mertebesinde üste koyduğu şeyler var. Onları iyi görmemiz lazım. Onlar da bütün insanlarla ortaktır. Mesela aç bir insan, mesela giyimi kuşamı olmayan bir insan, barınağı olmayan bir insan. Bak barınağı yok. Bak o kitabı Allah aşkına bir okuyun. Okuyacağım kitabı. O var ya o göğü delen adam beni mahvetti. Yani 200 cilt tefsir yazsam o adamın yazdığını yazamam ya. Yani öyle güzel bir adam, şey bir adam. Hiç kültür falan, okul yok. Okul mokul hiçbir şey yok. Şimdi bir insanın barınak ihtiyacı var. Bakın hep Allah'a atfediyoruz. Mehmet Akif hocam nasıl bir şey bu ya? Hep Allah'a gönderiyoruz. Yani bir adam bakıyorsunuz uyanıklık yapmış abi. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane ev yapmış. Ya Allah mı bunu verdi bunlara da böyle yap dedi yani. Bu bulabildiği kadar depola mı dedi. Allah depolama diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyor öyle göğe kadar çıkacak evler yapacak diyor. Onların içeri ya nasıl bir şey bu? O zaman yani şunu yapsın bir Müslüman olarak. Ben diyorum ki bir mümin olarak, bir Müslüman olarak. Başka programlarda söyledim bunu Mehmet Akif hocam. Ya bu Ramazan'da desin ki ya ben Müslümanım. Almıyorum kira desin ya. Geçen dün akşam bakın çok özür diliyorum. Dün akşam Bursa'dan bir akrabam aradı beni. Ümraniye'de bir ev sahibi bunu yapmış, ben bir tanıdığımdan. Harika, Mustafa harika. Bey. Hatta yayınımda da söyledim. Helal olsun. Bir anda kiracılarına demiş ki ben Ramazan ayında hiçbirinizden kira almayacağım, göndermeyin bu ayı demiş. Pandemi de desin. Pandemiden bak, dolayı demiş. Bak bunu sadece dini kavramla yapmaz. Pandemiden dolayı demiş. Ben hep bütün, devamlı istiyorum. Şimdi aradı beni bak bir akrabam şeyde, bir iş adamı bu. Efendim mobilya malzemeleri üreten, satan, çok da kaliteli bir çocuk. Yani ben bu sanat var ya hocam, sanat. Bak bizim temel problemimiz, başka bir konu konuşalım sizinle de. Bizim temel problemimiz şu. Biz medreseleri ve tekkeleri edebiyatla ve sanatla buluşturamadık. İnsanı edebiyatla, sanatla, sanattan hoşlanmayan, sanatı sevmeyen, insanın kendisi zaten bir sanattır. Sanata saygı, hürmet, ihtiram duymayan bir adama sen nasıl dinler yapacaksın abi? Ruhuna nüfuz edemezsin. Ya mümkün diye, değil, ruhu aslında. Yok zaten. Evet. Yani iğne nerede der o, ruh nerede? Acıma hissi yok, merhamet hissi yok. Yani böyle bir insan... Yani nasıl bir şey? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi var hocam. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konudan konuya geçiyoruz. Yani bir 5 tane çocuğunu kaybediyor. O çocuklardan bir tanesini kaybettiğinde ağlıyor. Bir kabile reisi ona diyor ki ağlıyor musun? Ne yapıyorsun sen diyor. O da diyor ki evet ağlıyorum diyor. Sonra diyor ki ben Allah benim de kaybettiklerim oldu ama ben diyor çocuk için ağlamam ben diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin kalbinde merhameti söküp aldıysa benim senin için yapacak bir şeyim yok diyor Peygamber. Ben sana yapamam diyor. Bak Allah'ın gönderdiği bir peygamber, merhameti olmayan bir insana ben sana hiçbir şey anlatamam diyor. Merhamet olmayan adam, iş adamı, kira 85 bin lira kira diyor. Adam bu şeyde bütün dükkanlar her taraf kapalı ve adam kirayı 7 bin lira artırmış. Beni ilgilendirmez diyor abi. Beni ilgilendirmez, çık. Ya nasıl bir şey bu? Peki döndüğün zaman, kıbleye döndüğün zaman ne diyorsun? Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. He? Nasıl bir şey? Hadi yap bakayım niyetini. O niyette var ya o kadar şeyler var ki üstadım benim ben. O namazda o kadar güzellikler var ki. O niyet ederken Allah'a kandırabileceğimizi mi zannediyoruz? Bu davranışlarımızı düzeltmedikçe bu namazlarımızı da Cenab-ı Hak çok korkuyorum bizim yüzümüze vuracak. Yapmış olduğumuz ibadetleri de bizim yüzümüze vuracak. Bak Ramazan olduğu için bir hadisle şey yapalım eğer vaktimiz dolduysa.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlemek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnşallah üstadım bak diyor ki: "Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu." Bunu Allah'ın peygamberi söylüyor. Oruç tutun diyen bir peygamber söylüyor. "Ve rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illel seher." Nice oruç tutanlar vardır ki açlıktan başka hiçbir şey kazanamazlar. Nice namaz kılanlar vardır ki uykusuz kalmaktan başka hiçbir kazançları yoktur. Bunu namaz kılın, oruç tutun diyen peygamber söylüyor. Bak demek ki bundan bir şey istiyor. Yani onu yaptığınızda onun davranışlarınıza, hayatınıza, yaşamınıza bir istikamet verdiğini görmek istiyor. Bak başka bir hadis. Hocam Arapça şeyine çevirdik burasını. "Men lem yeda'a kavle zuri vel ameli bih" diye başlayan bir hadis. Her kim yalan konuşmaya ve bütün işlerini yalanla görmeye, ihtirasla görmeye devam ederse Allah'ın onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur diyor. Kim söylüyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şerabe." Yemesini içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur diyor. Oruç tutun diyen bir peygamber söylüyor bunu. Öyleyse kendimize geleceğiz. İnsanı insan bileceğiz, insana ihtiram edeceğiz. Hocam insanın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bak pandemi bize bunu öğretti. Hadi bakayım param var. Harca bakayım nerede harcayacaksın? Hadi bakalım. Ya değil mi? Ya ben belki size... de en çok kazandığımız şey sağlığa verdiğimiz değer, insanımıza verdiğimiz değerle tabii. miktar da olsa hafif atlatıyoruz şu anda. Ve dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkeleri bile şu anda ne sıkıntılarla boğuşuyor. Evet. Amerika'nın hali ortada. Yani insana değer vermekle ilgili bir şey bu bir yerde de. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Saatlerce hocam, konuşabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Bir gün estağfurullah. Umarım daha uzun biraz bir program. Bizi dinleyenler biraz yorduk. Haklarını helal etsinler. Sizi de yorduk. Şimdi vakit böyle sahura doğru da ilerliyor. Bir Kur'an tilaveti dinlemek de isteriz. Evet yani siz söyleyin. Konuşarak biraz sesimizi yorduk ama bir iki ayet-i kerime terennim edelim. Çok çünkü sahura doğru yaklaşıyoruz. Olabilir. Yani buyurunuz benim hocam. En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim okuma. Kur'an-ı Kerim okumayı da seviyorum. Çok kısa da olmasın. Tabii. Yani bizim hocamız derdi ki Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ses gerçek anlamını Kur'an'la bulur derdi. Mesela hat, yazı gerçek anlamını Kur'an'ın kitabetinde bulur. Yani Kur'an'ın hocam şöyle bak, bizim ecdadımıza bir dön bak. Kur'an'ın bütün unsurlarını sanata çevirmiş bir ecdadın varisleriyiz biz. Ama unuttuk bunlar hep. Yani yazı dediğinizde yazı, Kur'an'ın yazılarına bir bakın. Bugün Amerikalılar, İngilizler, yani Hollandalılar, bak Hollanda'da Leiden diye bir şey vardır. Bir şey var. Üniversite şehridir orası. Ve Leiden'de bir kütüphane var. Yazma eserler kütüphanesi var. Büyük bir bölümü İslam külliyatına dair eserlerle doludur ve en önemli şeyler de hattıdır. Tabii. O dinden işte öyle bir medeniyetten Daesh çıkartanlar oldu. Yani nereden nereye nasıl taşındı mesele? Evet. En çok canımızı yakan hikayelerden kimisinin bir tanesi. Kimisinin eşlerine geldi. Yani onlar öyle yaptılar. Kimisinin de eşine geldi. Kullandı, suistimal etti. Evet. Belki de pek çok gençten gelen, özellikle işte bu deizm, ateizm tartışmaları, bu uzaklaşma, bu rehavet, bu isyan etmenin gerekçelerine baktığımızda insana değer vermek dediniz ya. Evet, işte evet. Orada çok tıkanıyoruz. Emre Akif Hocam, son bir cümle söyleyeyim. Müsaade buyursana. Eğer buradaki şeyi de ben şöyle yönetiyorum. Yani bir araba var. Çok iyi bir araba. İyi bir model bir araba. Ama arabayı kullanan bir şoför var. Arabanın hiçbir şeyinden anlamıyor. Bizim İslam'la ilişkimiz bu. Çok güzel. Tamam. Onun için istirham ediyorum bu arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, kardeşlerimizden, canlarımızdan. Bizi dikkate almasınlar. İstirham ediyorum. Arabaya baksınlar abi. Arabaya yani baksın. Şoföre bakarak arabayla alakalı bir karar vermesinler. Çünkü yani sonunda şöyle bir şeyden korkuyorum ben. Yani bu insanlar aslında bizden daha ahlaklı, daha güzel insanlar. Bütün insanlığı benliğine, ruhuna oturtmuş. Ama bana bakıp yani sen böyleysen yokum ben diyen insanlar ki bu bile benim cehenneme gitmeme yeter ya. Bir insanın hidayetini engellemek bu anlamda bir Müslümanın cehenneme gitmesi için başka bir sebep aramaya gerek yok. Ben geçen bir programa katıldım hocam. Esra Erönü'nün programına. Orada şöyle söyledim. Böyle bir noktaya geldi ki bu mesele Müslüman olma iddiasındakiler İslam'ı kendi veballerine, günahlarına, yanlışlarına bir zırh olarak kullandılar. Maalesef. Önüne İslam'ı koydular. Çok güzel. Kendilerine dokunmasın diye İslam'ı evet. delik deşik ettirdiler. Ama onlar püripak olarak kaldıklarını zannettiler. Ve evet.
biz o şeyden çok uzaklaştık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani siz benim konuşuyorsunuz. Için çok keyifli. Ben hep aklıma ayet geliyor mesela. Kur'an'ı paramparça ettiler diye ayet var Kur'an'da ya. اَلَّذ۪ينَ جَعْلُ الْقُرْآنِ عِظ۪ينَ Kur'an'ı paramparça ettiler. Bölük bölük pörçük ettiler diye. Ayet var bak. Onlar onu alıp herhalde Kur'an'ı parçalamak olarak anlıyorlar işte. Öyle anlıyorlar. Çok güzel. Yani mesajı yani. Olarak anlamıyor tabii. Evet, çok doğru. Çok doğru. Yüreğinizden merhametinizi eksik etmeyiniz efendim. İnşallah. En önemlisi. Hocam sizi biraz dinleyelim. Temennimiz o. Evet. Tekrar genelde biz böyle şartlı özürler dileriz. Sürçülisan ettiysek affola deriz. Ben öyle demiyorum. Eyvallah. Sürçülisan ettik affola. Estağfurullah. Cenab-ı Hak eyvallah. Hem sahur hürmetine hem Ramazan hürmetine bütün yanlışlarımızı düzeltme imkanı fırsatı versin bize diye temenni ediyorum. Biz değiştireceğiz. Biz değiştirirsek Rabbim bizi değiştirecek. Yoksa durup dururken Rabbimiz bizi değiştirmez. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eyvallah. Evet üstadım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق الله العظيم. Evet üstadım. Neden bu ayetleri tercih ettiğinizi de isterseniz mealen. Yani bu akşam konuştuğumuz konuya biraz buradan mülhem, yani o ayet-i kerimelerden ilham alarak bir şeyler söylemeye çalıştık. Yapabildik mi yapamadık mı çok iyi bilmiyorum ama. Mesela hep birilerini arkamıza almak istiyoruz. Birilerinin yanına sığınmak istiyoruz. Birilerinin bizi güçlü kıldığını zannediyoruz. Birilerinden güç kuvvet buluyoruz. Hep böyle davranıyoruz. Yani günlük münasebetlerimizde de böyle. Yani bazen bir insanla tartıştığımızda eğer o tartışmayı güzel sonuçlandıramıyorsak ve karşımızdaki bunu efendim bir şekilde bir yere taşıyorsa sen benim kim olduğumu biliyor musun cümlesi bizim en çok kullandığımız cümle oluyor. Allah diyor ki bize eğer müminseniz, Müslümansanız sizin en büyük gücünüz, sizin yakınlarınız size yakın olanlar değil, onlardan size daha yakın olan bir varlık vardır, odur. O Allah'tır işte.
Onun için gücümüzü oradan alacağız. Gücü eğer oradan alırsak, Allah'tan alırsak, o zaman bizim gücümüzün karşısında kimse duramaz. Yalnızlıktan şikayet ediyoruz üstadım. Çok yalnız kalmaktan, yaşlarımız yalnız kalıyor, biz yalnız kalıyoruz. Bazen bazı fikirlerimizde, düşüncelerimizde yalnız kalıyoruz ve üzülüyoruz. Yalnızlık iyi bir şey değil. Yalnız olmak iyi bir şey değil ama en büyük yalnızlık en yakınımızda olanı unutmaktır. Onu unuttuğumuz zaman gerçek yalnızlık o yalnızlıktır. Cenab-ı Hak bizi öyle bir yalnızlıktan muhafaza eylesin diye temenni ediyorum. Eyvallah. Kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. Bir program sözü alayım. Ramazan bitmeden bir sohbet daha yapalım. Yani bir şeyle istersen bitirelim. Bizim bir Yunus Kaya hocamız vardı. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Onun talebelerinden Zeki Koçak hoca vardır. Erzurum Ömer Nasuh Hülmen Eğitim Merkezi'nin müdürüdür hoca. Hoca bir gün talebeleri okutuyor halkada. Zeki hocamız da var orada. Hocamız bir talebe oradaki bir ibareyi, Arapça bir metni çok güzel çözmüş. Çözünce biraz havalara girmiş. Yunus Kaya hocamıza demiş ki, nasıl hocam, bizden hoca olur mu demiş. O da demiş ki, oğlum demiş, sizden hoca olmaz. Ama hocalık size kadar düşer demiş. O yüzden biz de yani program yaptık, inşallah bir şey olur ama yani ben program sözü veririm ama bir program çok güzel hocalarımız var. O çok programda güzel ben var. Kıymetli izleyicilerimizin i̇nşallah sorularını da size yönelteyim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyene tekrar hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. Hayırlı sahurlar diliyorum. Sağ olun. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu saatlere kadar. Ekranlarınız başında bizleri sabırla izlediğiniz için, radyolarınızdan dinlediğiniz için çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Onları program çıkışında paylaşacağım kendi sosyal medya hesabımdan. Sağ olun, hayırlı Ramazanlar olsun. İnşallah yeni başladık. Bugün birinci günü. Umarız sağlıkla, afiyetle geçsin tüm yakınlarınızla. Bu düşüncelerimizi de çok özür diliyorum. Programda söyleyecektim ama siz de şey yaptınız. Bizim bir Hüseyin Öresin hocamla beraber bir Halis Hane diye bir YouTube kanalımız var. O kanalda böyle çok güzel yarım seyir saatlik çok güzel sohbetlerimiz var. Temel amacı ne kadar çok kişi izlesin değil de oradan böyle bu anlamda mesajlar vermeye gayret ediyoruz. Halis Hane, evet, YouTube hesabı. Evet. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. İyi hafta sonları efendim.